Yasemin bir şey soracağım. Niye benimle uğraşıyorsun? Canım sıkılıyor açıkçası burada ya. Canın sıkılıyorsa bence parka git. Neden? Burası çocuk yuvası değil. Ben çocuk muyum? Evet, hiç kendi yaşın gibi davranmıyorsun çünkü. İlk günden beri ben seni zaten beğenmiyorum. Beni ilk günden beri beğenmiyordun. Dün balonun içinde sana layık olacağıma, seni seveceğime, senin ailene layık olacağım, işte seni ömür boyu yalnız bırakmayacağım. Niye bu kalplere ufak yazıları yazdın? Yeter artık ya. Ne yeter ya? Yeter, tatlımızı yemek istiyoruz. Rahat bırakır mısın Yasemin? Yarın seninle yüz yüze geleceğiz. Aynı şekilde tekrar bu lafları bana söylemeni istiyorum. Benim evimde konuşulacak daha güzel şeyler olacak senden. Emin ol buna. İlker, artık bana döner misin? Pardon Yasemin, söyle. İlker, ne yapıyorsun? Çok özür dilerim. Bilsin. Gerçekten inanmıyorum. Az sonra en iyi benimde. En fırtınalı, en heyecanlı, Türkiye'nin aşk hikayesi en iyi benimde haftanın dördüncü günündeyiz. Haftanın final gününden önce damat adayımızın bugünkü adresi Merve. Bakalım damat adayımız bugünkü son durağında neler yaşayacak? Şimdi vakit kaybetmeden Merve kızımızın kapısını çalıyor ve bugünkü heyecan fırtınamızı başlatıyoruz. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Anne, geldiler. Annen de mi evde? Evet. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar efendim. Ne kadar genç bir annem var Merve. Evet. Teşekkürler. Biraz öyle ablam zannediyorlar. Buyurun, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Önden hanımlar lütfen. Merhaba. Ben Merve Büyü. 23 yaşındayım. İstanbul'da annemle beraber yaşıyorum. Aynı zamanda iç mimarlık öğrencisiyim ve bekarım. Ben genelde Kaju'yla, yani köpeğimle vakit geçirmeyi seviyorum. Onunla yürüyüşe çıkıyorum bazen. Akşamları birlikte koşuyoruz. Kitap okuyorum. Aynı zamanda evde spor yapıyorum. Annemle babam anlaşamadıkları için ayrıldılar. Ben o zaman 9 yaşındaydım. Annemle babamın ayrılması beni sadece psikolojikman biraz etkiledi. Ama hala dinamiyim, hala mutluyum. Annemle yaşadığım için de çok mutluyum. Böylesi daha iyi oldu. Annem benim için her şey. Hayatımdaki tek varlığım. Annemle aramızdaki iletişim biraz daha abla kardeş, arkadaş ilişkisi gibi. Onunla alışverişe giderim, arkadaşlarımın yanına onunla giderim. Dışarı birlikte çıkarız gece. Aramızdaki iletişim çok farklı. Ben genelde esmer, uzun boylu, kirli sakallı, saçları kısa da olabilir, uzun da olabilir, bu tarz erkeklerden hoşlanıyorum. En son ilişkim 1,5 sene önceydi. Neden bitti? Çok kıskançtı. Artık bu aşırı kıskançlığa kadar sürdüğü için bitirmek zorunda kaldık. Çok kıskancım. İnanılmaz kıskancım. Kız arkadaşımın yanında, yani erkek kardeşini görsem, tanımasam bir an, o an, hani ilk defa göreceğim, ya bu kim falan derim. Romantik adamları severim. Mesela ummadığım anda bana ufak sürprizler yapmalı. Sevdiğim için her şeyi yaparım. Yani bu çok o anlık bir duygu. Yani sevdiğim insanla deniz kenarında yürüyorum. Desek atla atlarım. Evleneceğim kişi en az 5.000, 4.000. Yalnız şunu da eklemek istiyorum. Eğer evi arabası varsa 5.000. Yoksa tabii ki biraz daha iyi bir para kazanması lazım ki sonuçta kiralar uçtu, gidiyor. Maddiyatı, parayı düşünen birisi benim yanıma asla gelmez. İlker'in kız arkadaşı bir kere saygılı olmalı yani. Bize karşı, hepimize karşı bir saygılı olmalı. Çok böyle labal hareketler yapmamalı. Annemle aram çok iyi. Kaynanamla da anneme nasıl davrandıysam o şekilde davranacağımı düşünüyorum. O da beni çok sevecek, eminim. Nasıl?
Nasılsın Merve? Bomba gibiyim. İyi görünüyorsun. Evet. Bu kadar genç bir annen olduğunu hiç bilmiyorduk. Teşekkür ederim. Hanımefendi, kaç yaşında evlendiniz? 17. Kaç yaşındasınız şu anda? 44. Maşallah size. Damat adayımız İlker'i merak ediyor musunuz? Ediyorum. Kızınız size İlker'den bahsetti mi? Biraz anlattı. Merve genelde nasıl erkeklerden hoşlanır? Esmer. Kara kaş, kara göz. Uzun boylu. İlker bu kriterlere uyuyor mu sizce? İlker bu kriterlere uyuyor ama tabii ki biraz daha nazik olmalı bence. Onunla konuşmak ister misin peki? İsterim tabii. O da seninle konuşmak istiyordu zaten. Al bakalım telefonu. İlker merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın Merve? İyiyim ben de. Benimle konuşmak istemişsin. Evet, seninle görüşmek istedim. Seni çok merak ediyorum. Acayip merak ediyorum. Şöyle, biliyorsun işte Melike ile Seren ile Yasemin ile dün biliyorsun bayağı bir olaylar oldu vesaire. Beni evden kovdu. Ben sana çok güzel yemek yapmışsın. Otur dediğim halde sen bunu yaptın. Elimden gider misin İlker? Seni sorun istemiyorum. Değil. Sorun değil, giderim. En böyle sessizleri, en sadeli sensin ama seni acayip merak ediyorum. Bugün de içinde böyle bir hissiyat var. Seni gördükten sonra bilmiyorum. Bütün kararlarım değişecek sanki. Öyle hissediyorum. Sen neler hissediyorsun? Yani ben neler hissediyorum? Şimdi şöyle bir şey var. Ben sessiz kalmamın sebebini sana söylemiştim. Melike ile sürekli tartışıyordun ve sürekli seni rahatsız edip masana geliyordu. Ben bunu çok yadırgadım açıkçası. Sessiz kalmayı tercih ettim ama bugün her şeyi seninle konuşmak istiyorum. Seni tanımak istiyorum. Bu yüzden sessiz kaldım. İnşallah ben de bugün bir an önce böyle akşam olsun. Senin yanına geleyim. O güzel yemeklerini tadayım. Seni bir an önce tanıyayım istiyorum. Son adayımsın ama inşallah da son olursun. İnşallah. Öyle. Ben de bunu istiyorum zaten. Ben, sen neler yapıyorsun peki? Neler yemek mi yapıyorsun? Hazırlık mı yapıyorsun? Şu an... Bana bir sürpriz mi düşünüyorsun? Ne yapıyorsun? Onu da düşünüyorum. Aynı zamanda annem yanımda. Annemle konuşmak ister misin? Tabii ki bir merhaba demek isterim. Tamam, o zaman annemi veriyorum. Merhaba İlker. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın? Sağ olun efendim, ellerinizden öpüyorum, saygılar. Evet, inşallah akşam ben de gelebilirim her an yani. Başınızın üstünde yeriniz var. Lütfen gelin isterseniz siz de. Tabii, tabii çok sorun teşekkür yok. Edeceğim inşallah. Kısmetse duyarız. Geleceğim. İnşallah hayırlısı olur diyorum ben de. Merve'yi görmedim ama güzel olduğunu da düşünüyorum, görmedim ama... Evet yani kızım diye demiyorum. Artık merak edin. İnşallah akşam görüşeceğiz. Şimdi güzellik de bir yere kadar insanın bence yüreği güzel olsun, gönlü güzel olsun. Sonuçta o insanla bir ömür geçireceksiniz. Evet, ben kızım diye demiyorum. Yüreği de gönlü de çok güzel. Düşünüyorum. Tamam İlker, görüşürüz. Hoşça kal, Merve'yi veriyorum. Tamam efendim, hoşça kalın. Saygılar. İlker, bir şey soracağım ben sana. Buyur Merve. Şimdi Melike de gitti. Artık masamızı basacak biri yok. Şükür. Çok güzel yemek olacağını, çok güzel bir akşam yemeği geçireceğimizi düşünüyorum ben. Evet, ben de öyle düşünüyorum ve emin ol öyle olacak. Şimdilik İnşallah. Kendine iyi bak. Hazırlanmam tamam, lazım senin için. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sen de kendine iyi bak. Dikkat edin kendinize. İnşallah akşam görüşürüz. Akşam görüşürüz. Tamam, hoşça kal. Hoşça kal. Güzel bir görüşmeydi. Evet, çok güzeldi. Peki bu akşam İlker'e hangi yemekleri yapacaksın Merve? Akşam İlker'e... Domatesli şehriye çorbası, karnıyarık, çoban salata ve çikolata soslu mozaik pasta yapacağım. Merve'nin menüsü güzel. Karnıyarık benim en sevdiğim yemek. Umarım yetiştirir çünkü çok hamarat bir kıza benzemiyor. Merve'nin menüsü biraz karışık geldi bana ama yine de lezzetli olabilir. Merve bugüne kadar hep sessiz kaldı. Umarım yemeklerinde başarılıdır. Menü harika görünüyor. Evet. Peki ne yapıyoruz şimdi? Şimdi hazırlanıp hemen... Alışverişe gidiyoruz. Annen de bizimle gelecek mi? Annem evde kalacak şimdilik. Ne yapacak bilmiyorum. Yani benim de işlerim var. Akşam belli olmaz. Gelebilirim de gelmeyebilirim de. Tamam o zaman. Artık yola çıkalım mı o halde? Hadi çıkalım. Merve kızımızı alışverişe uğurlarken bir diğer gelin adayımız Seren'in yanına gidiyoruz. Seren, nereye gidiyoruz? İlker'in teyzesi aradı beni. Onunla buluşacağız. Açıkçası çok merak ediyorum. Biliyorsunuz dün gergin olaylar yaşadık. Melike gitti. Melike artık yok bizim için. Çok mutlu oldum bu durumdan dolayı. Filiz Hanım neden çağırmış olabilir seni? Bir fikrin var mı? Bakalım, çok merak ediyorum. Teyzesinin beni sevdiğini hissettim. Tekrar beni çağırması artı bir mutlu etti beni.
Bakalım neler olacak. Ama bugün teyzesi ve İlker daha Merve'yi görmedi. Bir şey değişmeyecek bence, görse de. Bakalım neler konuşacaksınız. Bakalım. En iyi benim de az sonra. Ya İlker'e hiçbir şey demiyorum ya. Hem şaşırdım hem mutlu oldum. Defol git deyip. İçine sindi mi? Beni affetmedin mi? Evet. İlk günden beri sürekli bana karşı bir gerginlik yaşıyorsun. Benim yanımda affetme. Ben kırıldım. Çok kırıldım. Sen de kırıldın. Ben seni kovmamda haklıyım İlker. İnanmıyorum. Böyle patlatman falan lazım. Bir saniye. Bu unutuldu. Evet. Aa, yeter ama bu kadar. Yemeğim yanacak. Üşüme, kıyamam yine sana, hadi. Beni rencide edecek bir şey çıkmayacak değil mi buradan? Cevabına göre ben sana bir şey vereceğim. Benim seninle o güzel bütün her şeyi unutalım. Gönlümde, yüreğimde olmak istiyor musun? Aşk çok farklı bir şey bence. Orada çöp atabilirsin, benim elimden ye. En çok yakın olan sensin bana. Seni parçalarım. Değil. Niye bana Yasemin savunuyorsun? Ama sen bana bir... Teyzem çok özür dilerim, kusura bakma teyzem. Benim kurallarım bunlar İlker'cim. Bir şeyler yap, anladın mı? Bir şeyler yap, bana bir şeyler kat. Bak, ailemin arasına kattım. Bunu senin anlaman lazımdı Seren. Az sonra en iyi benimde. Aa, Seren. Merhabalar. Hoş geldin canım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz? Merhaba, Hanife teyze. Buradaydınız. Hoş geldin. Peki, Seren. Sağ ol. Bahsetmiştik sana. Gel Seren'cim, biraz babaannemizle de konuşalım. Babaannemiz seni hoş çok merak etti. Tekrar. Ben dedim böyle bir organizasyon yapalım. Bir araya gelelim. Torunum diyor, kiminle beraber olacak, bir görmek istiyorum diyor. Dün biraz Melike'yi fazla beğendi Hanife teyzem. Bir de dedik Seren'i gör, Seren müthiş, mükemmel. Ben de çok azıcık bir konuşun bakayım. Ben hem şaşırdım hem mutlu oldum. İyi ki geldiniz. İlker bana anlattı. Siz ama ben bir yakında kendim... İyi yaptınız. Tanımak istedim. Azıcık sen böyle bir kendini anlat Hanife teyzeme. Bir anlat kendini bana. Ben müzik öğretmeniyim. Öğretmenlik yapıyorum. Trabzonluyum aslen. Onun dışında şarkı söylüyorum bu arada. Sesim... Güzel. Evet. Yani şu ana kadar İlker'le anlaştık. Hiçbir sıkıntı olmadı benim. Akşam yemeğimde yemeklerimi çok beğendi. Konuştuk. Beğendim dedi. Bir de benim tanımamı istedi. Evet. Ben, gözü tutuyor ben mu? Kim hani istersem mu? O evettir. Şimdi babaanne biraz da Melike'yi beğenmişti. Hı-hı. Barışmanızı istiyorum. Sen benim gelinim olacaksın. Ben mi olacağım gelinle? Evet. Bir daha elini öpmek isterim. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi o yüzden dedik hani bir de Seren'le bir araya gel. Gerçi ben Melike'yi de beğenmiştim ama işte Melike biraz bize oynadı mı desem. Biz kaleye işler fethetmeye çalıştık. Evet. Babaanne kendi tamamen şaşırttı. Biz dün şok olduk yani. Biraz masada bir şeyler yapmış sanırım. Evet, benim akşam yemeğime masama geldi. Ben biraz alttan aldığım için olay büyümedi aslında. Kusura bakmayın, özür dilerim yemeğinizi böldüğüm için de. Böyle bir şey olsun istemezdim ama ben orada kendimi ifade edemiyorum. Yasemin benim gibi olamadı, masayı terk etti. Bu sefer İlker Melike'ye kızdı. İlker gitti vesaire, karıştı. Çok büyük bir kargaşalık olmuş. İlker evden gidince Melike peşinden gitti. Yani ben artık hani Melike'nin bu yaptıkların... Dağıtmış ortalığı. Çok, bizi de çok gerdi. Babaannene dedim ki... Hatta ben size şöyle bir şey yapacağım. Hayır Melike yani. Oturma, hayır. Melike hayır. Melike kalkar mısın afiyet masada? Afiyet olsun. Yasemin gelir misin? Çok güzel bir kız ama... Ama fevri hareketleri var. Evet, yaşının verdiği bir olaydan dolayı hani... O olmaz dedim ben Hanife teyzeme. Hanife teyzem de onu beğendiği için... Ya dedim bak gel, ben seni Seren'e götüreyim. Bizim her konuda anlaşmamızın sebebi ikimiz de alttan alıyoruz İlker'de. Hani ben de alttan alıyorum. Sen yapı da, itibariyle evet. O da evet, daha ağır bir kızsın. Için, evet. Hiçbir konuda tartışmadık. Güzel geçti İnşallah. Yani. İnşallah. En sakin geçen yemekti bizim olsun. Yemek. İnşallah. İnşallah. Güzel inşallah. Bize doyum sağlarsın. İçine sindi mi? Güzel görünüşü güzel ama boyunu bilmiyor. Daha iyi tanıyalım. Tanımadan olmaz. Zamanla öyle. En iyi benim de sürprizler bitmek bilmiyor. Bir başka buluşma için bizi yanına çağıran Yasemin'in yanına gidiyoruz bu kez de. İlker, biliyorsunuz dün akşam masadan İlker'i ben kovdum. Beni aradı. Benimle görüşmek istediğini söyledi. Bana anlatacakları varmış. Ne olduğunu ben de merak ediyorum. Beni bir şekilde buraya gelmeye ikna etti açıkçası. Dün akşam ipler kopmuştu İlker'le aranızda. Bana bir sürpriz olduğunu söyledi ama inanın ben de içeriğin ne olduğunu hiç bilmiyorum. Beni ikna etme konusu sadece şuydu.
Benimle eğer bir fırsat verir de konuşma şansı yakalarsam seninle, sana bir sürprizim var dedi. Sürprizi merak etmiyorum aslında. Sadece bu kadar baskı yapmasını merak ediyorum. Acaba benden intikam mı almak istiyor? Yoksa yine mi oynuyor? Yoksa aklı bende mi kaldı? Ya da bir ihtimal daha var. Benim yemeklerimi çok beğenmiş olabilir ya da beni çok beğenmiş olabilir. Bakalım İlker seninle ne konuşacak? Ben de çok merak ediyorum. Hadi gidelim. Görüşürüz. Damat adayımız İlker arasında tansiyonun yükseldiği Yasemin'i bekliyor heyecanla. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. İstersen böyle. Nasılsın? Montunu çıkart istersen. Üşüyor musun? Biraz. Biraz. Tamam, sen bilirsin. Hiç iyi gibi durmuyorsun. Sence iyi olmamalıyım galiba? Bilmiyorum işte. Benim iyi olmam lazım bence. Hı. Sana göre. Burada ne içersin? Çay, kahve. Sade kahve içebilirim. Sade kahve tabii. Pardon. O kadar uzun oturacağız mı? Biz sade kahve alabilir miyiz? Teşekkürler. O kadar uzun oturacağız mı? Şöyle, ben seni dinlemek istiyorum. Ayrıca ben de bir şeyler sana anlatmak istiyorum. Bana sürpriz dediğin sürpriz bu mu? Sürpriz bu ama bu sürprizi konuştuktan sonra vereceğim seninle. Yani ilk başta... Akşamki sürprizin mi bu? Evet. Beni hani evden defol git deyip benim elime verdiğin hediye bu. Ben yine kıyıp atamadım. Ne olursa olsun. Bak yine burada duruyor. Ama sen beni çok güzel evden kovdun. Evet, haksız ama mıydım? Haklıydın. Sana... Daha fazla seni dinlemek istemiyorum biliyor musun? Çıkar mısın hemen? Bir kere sen buraya şimdi kendini savunmak için falan gelmedin değil mi? Hayır. Baştan söyleyeyim. Geldim. Eğer böyle olacaksa ben seni dinlemek istemiyorum. Tamam. Ben şöyle akşam çok güzel başlayan bir yemek vardı. Çok güzel yapmış olduğun yemekler vardı. Aklın yoksa yemeklerde mi kaldı? Yemeklerde de kaldı, sende de kaldı. Tabii ki Melike sağ olsun bizim gecemizi yine berbat etti. Bir önceki gün de etmeye çalıştı. Canımızı sıktı ama yapamadı ama dün çok güzel bunu İlker, becerdi. İlker benim seninle bir problemim var biliyor musun? Ne problemim var? İlk günden beri bana sürekli programdan gitmem için benim akşamdan masa kalkmamın sebebi esas sendin biliyor musun? Masadan kalkma nedenini sebebi... söylemek istiyorum sana. Söyle. İlk günden beri sürekli bana karşı bir gerginlik yaşıyorsun. Sürekli bir laf atıyorsun, bir şeyler söylüyorsun, bir şeyler söylüyorsun. Ben seni affettim, özür diledin benden, evet. Affettim. Senin için hazırlık yaptım. Evet. Ve biliyor musun ben sana diğer kızların yemeklerinden daha zor yemekler yaptım. Bunu normalde ben sana yemek yapmamam gerekiyordu. Daha zor yemekler yaptım. Peki bu yüzden mi evden kovdun beni? Sürekli seni tanımaya çalıştım. Ben seni kovmamda haklıyım İlker. Ben senin için o kadar şey yaptım. Sen beni hiçe saydın. Senin Melike'nin masaya... Ben bir şeyi çok merak ediyorum. Bugün niye biz buradayız? Orada ellerim buz gibi getir. Evet üşüdüm. Üşüdün mü? Çok üşüdüm Emre. Biraz montunu üstüne atabilirsin. Ben şöyle, üşüme kıyamam yine sana hadi. Kovdun beni evden ama olsun. Hak ettin bence. Şimdi şok, şimdi şöyle. Ya şu an gülüyorum, gülüyorum diye. Gülüyorum diye de ben de sinirden sakın gülüyorum. Daha affetmedim düşünme. Seni. Daha ben affetmedim seni. Beni affetmedin mi? Evet. O kadar pardon, güzel. Pardon bir saniye, biz burada niye varız diyorum. Hayır, ben sana. Şöyle ben kırıldım. Çok kırıldım. Sen de kırıldın. Ben senin gönlünü alabilirim ama senin daha çok bunu yapman lazım. Yani şöyle o kalplerin içine gerçek kalbi koyup böyle patlatma falan lazım. Bir saniye, bu unutuldu. Evet. Ben senin için oturdum tek 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 notlar yazdım. Notlar yazdın. Evet. Ve sen bunları gelip benim karşımda yırttın. Bana çok güzel sürpriz hazırladın. Doğru mu? Evet. Çok beğendim. Balonlar vesaire. Ama şu yaptığın, tamam mı? Her şey boş. Bak. Ben yırtıyorum bunu, kusura bakma. Beni rencide edecek bir şey çıkmayacak değil mi buradan? Ben o kadar duygusuz bir erkek değilim. Bunu sana söylemiştim. Niye iki tane? Seninle yiyemediğimiz tatlı. Beraber yiyelim mi ya? Beraber yiyeceğiz, evet. Bunu ben sana özel bak. O zaman sen yedireceksin. Özel yaptım. Bu şu şey seni aldatmasın. Hani bir yerden alma falan değil. Bunu cidden kendim evde senin için yaptım. Ben bunları alıp saklayabilir şöyle, miyim? Şöyle bir saniye, bir saniye. Bu kutu kalsın. Bu kutunun içine ben bir şey koyacağım. Ama şöyle. Seninle konuştuktan sonra koyacağım. Bak iki adayım var diye düşünüyordun. Doğru mu? Evet. Benim iki adayım yok, üç adayım var dedim. Hani ben seni... tekrardan böyle ilerleyen günlerde tanımak, finale kadar senin aklında, kalbinde, yüreğinde olmak istiyorum diyor musun bana? Bu
cevabına göre ben sana bir şey vereceğim. Benim kafamda bir soru işareti var. Peki sen bunu aydınlatacak mısın? İlker ve Yasemin'in bu duygusal buluşmasına bir ara verip Merve'nin alışverişine bir göz atmak istiyoruz. Şimdi markete gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Güzel yemekler yapabiliyor musun Merve? Genelde evde yemekleri ben yapıyorum. Ev işleriyle aram çok iyi. Genelde yemekleri ben yaparım. Annem de bunu çok iyi bilir. Çoğu hatta şeyi benden öğrenmiştir. Çünkü ben de teyzemden öğrendim ama o kardeşine çekmemiş. Ben teyzeme çekmişim. O yüzden ev işleriyle aram çok iyi. Şu anda İlker'in kiminle görüştüğünü biliyor musun? Kiminle görüşüyor? Şu an Yasemin'le görüşüyor. İnanmıyorum. Ya İlker'e hiçbir şey demiyorum ya. Neyse. Sonuçta akşam beni gördüğünde bütün kararları değişecek. Günün en flash buluşmasına çeviriyoruz kameralarımızı tekrar. Ben sana diyorum ki sen üçüncü aday olarak benim gönlümde, yüreğimde olmak istiyor musun? Ona göre sana bir sürprizim var. Önce tatlının tadına şöyle, bakmak istiyorum. Tatlıyı tamam. Hayır. Eğer güzel yapabiliyorsan en azından buradan gideyim sana doğru. Tamam. Sen anlaşıldın. En azından çok tatlıyı güzel yapıyor olacaksın. Derim. Bak bu tatlıyı böyle koyacağım. Tamam mı? Tamam. Ben bunu sana cidden içimden gelerek getirmiştim. Getirmiştin. Yine vaz mı geçtin? Getirmiştim. Bugün sana karşı bir mahcubiyetim var. Bir özrüm var ama senin de tabii ki bana var. Yine diyorum ki buzlar erisin. Şunu şu şekilde bak. Bu şekilde tamam mı? Şimdi bu böyle. Doğru mu? Evet. Sen bu Yasemin'de bir harf eksik tamam mı? Evet. İlker'in iyisi. Sen bu harfin işte İlker'in iyisini oraya hani ben orada olabilecek miyim? Ya bunu al oraya koy ya da bunu orada çöpe atabilirsin. Nereye istiyorsan oraya koy. İster oradaki çöpe koy, istiyorsan buraya koy. Sonra da tatlımızı yiyelim. Hayır, karar önce tatlının tadına bakacağım. Tamam. Bak, görüyor musun? Benim için görüntüsü sence çok önemli değil. Ben buna sevgimi kattım. O sevgiyi gösterdim tam sana. Tam tadına bakayım bakalım. Sevgin gerçekten var mı burada? Bak. Ben benim elimden ye. Dün sen kendin yedin ama ben yine bak sana elimle yediriyorum. Buna da bakmak istiyorum. Buna da mı? Ha diyorsun ki kekini ya yapamamışsa. Ya kekini yapamamışsa. Detaycıyım. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Çikolatadan nefret ediyorum ben. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bunu ben yiyeceğim yine anlaşıldı. Anlaşıldı yine bunu ben yiyeceğim. Yok. Hmm. Ama yine de merhametli bir insan olduğunu düşünerekten bunu koyuyorum buraya. Ama eğer senden istediğim sözler var. Seni dinliyorum. Final gününe kadar. Evet. Final günü dahil olmak üzere. Herkese eşit davranmazsan bana karşı en ufak bir hatan olursa seni parçalarım. Benim kurallarım bunlar İlker'cim. Bu akşamki Merve'ye karşı davranışında lütfen aklının şöyle bir köşesinde ben olayım. Tamam, tamam? Merak etme. Olacaksın. Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ ol geldiğin için. Çok teşekkür ederim. Bakalım bu akşam neler olacak? İnşallah. Hediye paketini de bu şekilde veriyorum. Teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Seni duyuyorum. Dikkat et. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Ayağına sağlık. Hoşça kal. İlker, ne diyorsun bu yaşananlara? Yasemin kötü bir kız değil. Başta gergindik. Sağ olsun geldi, oturdu, konuştuk. Biraz sert. Tavırları sert bana karşı. Hissettim ki yanımda olmak istediğini de biliyorum. Birazdan babaannem, teyzem, Seren birliktelermiş şu an, beni aradılar. Onların yanına gideceğim, onlarla da konuşacağım. Tabii ki Seren'in de fikirleri benim için önemli. Seren'le de biraz aramızda çok böyle yoğun bir şey var. Tabii ki diğer adaylar bunu çok acayip kıskanıyor. Şu an onun da farkındayım ama ne olacak? Bugün Merve ile yemeğe gideceğim. Yani onun evine misafir olacağım. Merve'yi gördükten sonra zaten finalde kararımı vereceğim. Yasemin, nasıl geçti sence ilk görüşme? Fena değildi. Aslında hala kafamda bir şeyler oturmadı. Biliyorsunuz ki ben buraya sürpriz için geldim. Onun için değildi. İçindeki sürpriz sufleydi. Akşam bana getirmiş olduğu, kendi elleriyle yapmış olduğu sufleydi. Bugün bunu bana tattırmak için tekrar getirmiş. Benden özür diledi. Kendisinin de bana kırgın olduğunu söyledi. Onu evden gönderdiğim için. Peki İlker'i affettin mi? Hayır. Ona bir takım şartlarım oldu. Bu akşam kendisini göreceğim. Bu akşam Merve'deyiz biliyorsunuz. Merve de
Eğer tekrar yaptığı hatalardan bir tanesini daha yaparsa kesinlikle kendisini hiçbir şekilde konuşmak, görüşmek istemediğimi söyledim. Şimdi tekrar Seren kızımızın İlker'in ailesiyle olan buluşmamıza dönüyoruz. Bir şey daha söylemek istiyorum. İlker hakkında yorum yapmak istiyorum. Dün Yasemin'e bence bir yanlış yaptı. Şimdi Yasemin bir şeye kırılmış, içeri gitmiş. Bir erkeğin onu her türlü gönlünü alması gerekiyor. Evet. Ona karşılık onun hediyesini yırtması beni tereddüte düşürdü. Hani bana da yapabilir. Biraz kabalık yapmış, evet. Bana da yapabilir. Anladım. Ben o konuda İlker'le konuşacağım zaten. Büyük ihtimalle o tamdan çok gerildi değil mi Hanife teyze? Evet. Ben öyle düşünüyorum. Gerilmiş. Yani. Gerilmiştir. Ben kesinlikle konuşacağım derken geldi. Gel bakayım sen buraya, gel. Basarım sizi. Bir saniye, ilk başta babaannemin elini öpüyorum. Nasılsın? Sağlasın. Çok tatlı olmuşsun maşallah. Her teyzeciğim, zaman tatlı. Seni de öpeceğim. Hoş geldin İlker'cim benim. Nasılsın teyzeciğim? Çok şık mı? Ay, üç tane güzel ederim. Bayan. Gel bakalım. Bir... Gel sen azıcık konuşalım. Sen geç buraya. Teşekkür gel böyle. Ederim. Kulaklarım çınladı. Çınladı mı? Acayip hemen geldi. Çınladı. Dedim ki geldi. Üç tane güzel bayan dedim beni konuşuyor herhalde. Aa. Hemen dedim bir baskın yapayım. Nasıl konuştum. Ama hem iyi hem kötü i̇yi konuşuyoruz. Yapmışsın. Yandın yani. Ne konuda sen? Şimdi biraz kendini artık Seren'e ispat etme zamanı geldi. Nereden geliyorsun bu arada? Yasemin'in yanından geliyorum. Yasemin'le görüştüm. Gönlünü mü almaya çalıştın? Gönlünü almaya çalıştım derken hayır. Şöyle dün kötü bir yemek geçirdik Yasemin'le. Yasemin, sen mi teklif ettin, o mu teklif etti sana? Ben teklif ettim. Bir de sen. Konuşma gereği duydum. Yanlış yaptığın durumlar oldu yani. Bunları dile getireceğim zaten. Seren şöyle, benim yanlışlarım tabii ki oldu ama Yasemin de yanlış yaptı. Ben bu durumu düzeltmeye gittim yanına. Bir kızın her zaman gönlünü alman gerekiyordu. Onun sinirine karşılık işte bu hediyeyi yırtma falan bence o çok yanlıştı. Yanlıştı derken Yasemin'in masadan kalkıp gitmesi yanlış değil miydi sence? O da yanlıştı. Yanlıştı ama, zaten o yüzden ben onları sinirlendim, yırttım. Kırılgan yani bayan kırılgandır her zaman. Sen bunu biliyorsun. Sen de aynı masada olsaydın sen bırakıp masayı terk edip başkasını tutturur muydun? Bu her kişi farklıdır. Ben gitmezdim. Gitmezdin işte. Ama bak tamam ama gibi kız gidiyor da olsa gerçekten kırılmıştı. Orada bir şey içer misiniz? Çay kahve. Ben içtim. Yok, Seren teşekkür ederim. Bir şey alabilir miyiz? Melike'yi hala masada oturuyor. Hala ona bildiğin kaldır, getir onu yani. Evet, sen fırlayıp şey. Ben Yasemin'i zaten şöyle ya da, kolundan tutayım. Ya da bekleme, Yasemin'in peşinden fırla sen de. Yasemin'i ben peşinden kattım, kolundan tuttum, kendi gitti. Her ne kadar Yasemin benim... Bir şey soracağım, sen burada Yasemin'i mi savunuyorsun hayır, şu an bak, bana? Hayır, her ne kadar Yasemin benim rakibim de olsa, sen bunları bir bayana yapıyorsan tamam, bana şöyle da yaparsın. Tamam, şöyle yapalım. Benim seninle o güzel, bütün her şeyi unutalım. Hayır, biz şu an, hayır. Ben Yasemin'den özür dileyim, bir saniye. Ben Yasemin'den gideyim, özür dileyim. Yasemin'le tekrar görüşmeye başlayayım. Senle biz hiçbir şey olmamış gibi devam Yasemin, edelim. Yasemin, Ayşe, Fatma falan değil. Niye bana Yasemin'i savunuyorsun? Değil ama. Bak bakayım sen bana bir. Sen bunu... Çok özür dilerim, kusura bakma. Bir dakika, girmem gerekiyor. Ama sen şu an beni dinlemiyorsun. Ben seni dinliyorum. Ben sana diyorum ki sen bunu Yasemin'e yapıyorsan bana da yaparsın. Karşılık verme ama bana Yasemin'i savunma bak. Ben dün Yasemin'le... Ama taktın Yasemin sen de Yasemin'e... Yasemin'e ben niye savunayım? Yasemin'e benim rakibim... Savunuyorsun şu an. Hayır, ben örnek vererek Yasemin'e. Bu Merve'ye de yapsan... Ben Yasemin beni evden kovuyor. Ben Yasemin'e diyorum ki... Benim ceketimi ben tuttu, ben ceketimi bile... Ben kovma dışında, kovma konusunda öncekisini bahsediyorum sana. Seren ve İlker masada tartışırken Merve alışverişi tamamlayıp yemeklere geçmiş bile. Geri kalan 3 günde sessiz bir görüntü çizdin ama bugün gördüğümüz kadarıyla sen çok çılgın bir kızsın. Benim susmamın sebebi aslında Melike'nin çok konuşmasıydı ve boş konuşmasıydı. Melike gerçekten boş mu konuşuyordu? Çok sıkılmıştım. İyi ki gitti, meydanı bana bıraktı. Bize demiyorum bakın, bana diyorum. Peki kendine başka rakip görmüyor musun şu anda? Kendime rakip görmüyorum en başından beri. Melike'yi de görmüyordum zaten. Evet, bir dakika. En önemli detayı unuttum. Neyi unuttun? Patlıcanlarımızın bazı yerlerini soymamız lazım. Çünkü közlendikten sonra bu çok zor oluyor. Merve, ne yapıyorsun? Patlıcanları közleyeceğim. Fırında mı közleyeceksin? Evet. Her zaman yaptığım şey. Merve, biz seni hala tam tanıyamadık. Biraz deli dolusun anlaşılan. Biraz değil, çok deli doluyum. Ama bugün gerçekten çok stresliyim ben ya. Ve ilk defa birileri böyle konuşurken yemek yapıyorum desem yeridir. Mozaik pasta böylesine bir buluşma için uygun bir tatlı mı sence? Bence uygun bir tatlı çünkü İlker kakaolu tatlıları çok seviyor. Ona dikkat ettim. Bence kakaolu olarak da bunu çok beğeneceğine eminim. Üzerinde de çikolata sosu dökeceğiz.
Bu akşam İlker'in tavrına bakacak mısın? Tabii ki bakacağım. Bana nasıl davranacak bakalım. Beni gördüğünde hoşuna gidecek miyim? Ne hissedecek? Bunları soracağım özellikle. Diğer günlerde nasıldı İlker'in hareketleri peki? İki yüzlü gibi geliyordu. Sanırım daha soğumamış bu kalsın. Şu an öyle hissetmiyorum. Bilmiyorum neden. İlker akşam misafirin olacak diye mi artık öyle hissetmiyorum dedin? Sanırım o yüzden. Yani şu an çok heyecanlıyım açıkçası. En iyi benim de az sonra. Yasemin bir şey soracağım. Niye benimle uğraşıyorsun? Canım sıkılıyor açıkçası burada ya. Canın sıkılıyorsa bence parka git. Neden? Burası çocuk yuvası değil. Ben çocuk muyum? Evet. Hiç kendi yaşın gibi davranmıyorsun çünkü. İlk günden beri ben seni zaten beğenmiyorum. Beni ilk günden beri beğenmiyordun. Dün balonun içinde sana layık olacağıma, seni seveceğime, senin ailene layık olacağım, işte seni ömür boyu yalnız bırakmayacağım. Niye bu kalplere ufak yazıları yazdın? Yeter artık ya. Ne yeter ya? Yeter, tatlımızı yemek istiyoruz. Rahat bırakır mısın Yasemin? Yarın seninle yüz yüze geleceğiz. Aynı şekilde tekrar bu lafları bana söylemeni istiyorum. Benim evimde konuşulacak daha güzel şeyler olacak senden. Emin ol buna. İlker artık bana döner misin? Pardon Yasemin, söyle. İlker ne yapıyorsun? Çok özür dilerim, bilirsin. Gerçekten inanmıyorum. Az sonra en iyi benimde. Bize biraz hayatından bahseder misin? Annenle baban ayrı değil mi? Annemle babam ayrı, evet. Kaç yıl önce ayrıldılar? 12 sene oldu. Bir kız çocuğu için zor olsa gerek. Çok zor oluyor. Hele bir de anneyle yaşamak daha zor oluyor. Çünkü anne hem baba hem anne olmak zorunda oluyor. Ve benim annem mükemmel bir baba ve mükemmel bir anne benim için. Annem benim için her şey. Hayatımdaki tek varlığım. Peki ne zorluklar yaşadınız anne kız? Sen daha çocuktun o yıllarda. Ben zaten 10 yaşında çalışmaya başladım. 10 yaşında iş hayatına atıldım. 10 yaşında mı? Evet, 10 yaşında çalışmaya başladım. Okul? Okulu bırakmadım tabii ki asla. Şu an zaten üniversiteye devam ediyorum. Ama aynı zamanda okul çıkışlarında çalıştım. Ne işler yaptın peki? Dayımın dükkanı vardı. Dayımın dükkanında çalıştım 5 sene. Bayan kuaförü o. Ben 5 sene bayan kuaförlüğü yaptım. Merve ile tatlı tatlı sohbet ederken dev buluşmada neler oluyor diye İlker ve Seren cephesine dönüyoruz tekrar. Şu an bu 4 aday içinde en çok yakın olan sensin bana. Ama şu an en çok uzak duran kişi gibi davranıyorsun. Merve'yi görmedin ama. Merve'yi görmedim ama Merve'nin zaten Merve'yi şöyle bir şey söyleyeyim. Merve çok sessiz sakin bir kıza benziyor. Bugün zaten onunla yemeğe gideceğim biliyorsun. Bugün ben Merve'yi aradım. Niye aradın? Yani merak ettim çünkü Merve beni arama gereği duymuyor. Herkes aradı sonuçta. Merve'nin bana bugün ne hazırladığını, Merve bana bir sürpriz hazırlayacak. Babacığım bu arada kusura bakma, senin yanında böyle tartışıyoruz. Şimdi sen ne düşünüyorsun bu konuda? Senin söyleyeceğin şey İlker için önemli. Tabii ki önemli. Teyzemin de önemli, babaannemin de önemli. Geçmişi bırakalım diyeyim, geleceğe bakalım. Bravo. Önümüze bakalım. Önümüze bakalım. Artık onlar olmuş, evet. Geçmiş. Ama beni de ikna etmesi gerekiyor evet. Bu konuda. Anladım. Değil mi? Benim de ben kafama seni, takılabilir Seren, yani. Seren, sen de bir şeyler yap. Anladın mı? Bir şeyler yap. Bana bir şeyler kat. Beni savun. Sana bak her zaman söylüyorum. Ben de yemeğe basayım mı? Yemeğe basma. Ama diyorum ki sana güzel şeyler söyle. Mesela Yasemin benim hakkımda işte ben ona dün böyle böyle yaptım dediğinde, yanlış yaptın de, çok büyük saygısızlık yaptın de, o da sana hata yapmış olabilir de. Ben söylerim ona zaten. Söylerim. İşte bunu söyle, ben akşam Merve ile yemekteyken yanında olacak senin. Bunu kızlara söyle. Beni savun, anladın mı? Ya ben seviyorum, ediyorum deyip ertesi gün bana o ekranın arkasından sen işte kızlara herkes aynı yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diyen insanla zaten benim işim olmaz. Bunu ben bir tek sende görmedim. O yüzden sana diyorum ki ben sana aynı değilim. Ben iyiye kötü olmuyorum. Kötüye kötü oluyorum. Anladın mı beni? Bir bak bakayım bana. Sen aynısın. Gül. Gül. Şirine. Bak oğlum, benim yanımda kavga etmen. Barışın. Yani üzülüyor ya kadın. İyi dedim, üzülüyor. Üzülüyor kadın yani. Yapma böyle. Üzmeyin diyor. Sevin birbirinizi ama diyor. Ama sana söyleyeyim. Sana da diyor, sana da diyor. Bana demiyor bir tek. Sana da ben diyor. Ben üzmüyorum. Üzmeyin, sevin birbirinizi. İkinize de diyeyim yani. İkiniz de anlayışlı olun. Sen benim gelinim olacaksın, biraz anlayışlı. Tamam, merak etmeyin. Her şeyi akışına bırakma taraftarıyım ben. Acele etmeye gerek akışına yok. Akışına bırakalım derken mücadele de et. Tamam, hayır tabii mücadele, ki mücadele evet. Edeceğim. Ama her şey tanıya tanıya, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Zaman, 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 evet. Zaman gösterecek. Bak bu yarışmada yani. Diyorum ki benim bir adayım daha var. Evet. Ama şöyle. Bu arada
Cuma günü bana bir sözüm vardı. Bu hala aynı fikirde misin? Ben sözlerimi her zaman tutmuşumdur. Merak etme o konuda. O konuda adın kadar. Umarım sadece banadır sürprizin. Şöyle, senin bu şekilde görüşmemiz... Bak ben diğer kızlarla normal görüştüm. Şöyle bir dörtlü... Seni ailemin arasına kattım. Evet. Bak ailemin arasına kattım. Bunu senin anlaman lazımdı Seren. Sen de ona göre davran. Aile görüşü. Tabii canım. Yani ben diğer kızlarla normal bir kafede çay içtim, kahve içtim. Ama seninle aileyle birlikte çay içiyorum. Tamam. Ben kalkayım, izninizi istiyorum. Tamam. Hazırlanmam lazım. Tamam, oldu o zaman. Tamam, görüşmek üzere. İşinler, hiçbir şey kafana takma. Her şey yoluna girer inşallah. İnşallah görüşmek girer. Görüşmek üzere canım. Hiç üzülme, kendine tamam mı? İyi bakın. Hiç üzülme. Evet, öpeyim. Sana nasıl? Hadi, hadi görüşürüz. Canım ben seni yolcu edeyim istersen. Aşağı, tamam. Aşağı kadar. Tamam. Ne düşünüyorsunuz bu buluşma hakkında hanımlar? Yani teyze, ne yapacağız biz? Ne yapacağız biz gençlerimiz? Vallahi bilmiyorum. Nasıl olur? Hangi tarafı dinlesin o taraf haklı gibi geliyor bana. Evet. Yok yok İlker şey yapar. Gönlünü alır ya. Alır, onun gönlünü alır. O gerildi de ondan böyle oldu. Yani zannetmiyorum. O şimdi ister istemez şeyin kafası haklı kız. Haklı. Seren ne oldu? Nasıl geçti sence bu görüşme? Çok çelişkili geçti aslında. Benim aklımda şüpheler vardı. Tereddüt ettiğim konular vardı ama babaanne... Böyle ben seni gelinim olarak istiyorum hemen Şirin'e falan böyle bir... Yani çok şaşırdım aslında ama benim içimde hala tereddütler var. Ben büyüğüm diye konuyu çok uzatmak istemedim. İlker geldi yine masa gerildi. Evet çünkü İlker dinlemiyor beni. Anlamak istediği gibi anlıyor. Babaannesinin yanında belki böyle. Ben çok mutlu ayrılmadım bu konuşmadan. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah. Seren'i uğurladıktan sonra Merve kızımızın mutfağına geri dönüyoruz. Hangi bölümde okuyorsun Merve? Ben 2 sene mimari restorasyon okudum. Şu anda da iç mimarlık devam ediyor. Babanla görüşüyor musun peki? Babamla görüşmüyorum. Neden görüşmüyorsun? Çünkü bana maddi desteği hiçbir zaman istemedim ondan. Ama manevi destek de vermedi. Bu yüzden dediğim gibi annem hem babam hem annem. Bu arada çok ağır ilerlediğini belirtmeliyiz yemek konusunda. Biliyorum çünkü duygusallaştım çok. Daha hala içini hazırlayamadım. Zaten patlıcanlar közlenmedi. O sırada en azından salatayla çorbayı yaparım ve bitiririm. Kızımız şimdi de doğrayıp tavaya koyduğu soğanların üzerine bir miktar sıvı yağ ekliyor. Ve ardından kavrulmak üzere ateşin üzerine bırakılıyor. Soğanlar olurken biz de bu sırada domatesleri doğrayacağız tabii ki. Siz aslen bandırmalı mısınız? Evet aslen bandırmalıyım. Bulgaristan göçmeniyim. Soğanlar ne durumda Merve? Şimdi altını biraz kısalım. Yavaş yavaş olurken sarımsağımız... Sarımsak da mı koyacaksın? Bir tane koyacağım çünkü dün Yasemin çocuğu kokuttu. Bildiğin koktu çocuk. Peki dün yaşananlar hakkında ne düşünüyorsun? Zaten o bir kere eksiye düşmüştü. O Seren'e, İlker'in Seren'e yaklaşmasını hazmedemedi. Hazmedemediği için de öyle tepkiler verdi. Normal yani. Ama ben o kadar tepki verip kendimi küçük düşürmezdim. Senin masanı da yan odadan rahatsız ederlerse sen de kızarsın değil mi? Benim masamı rahatsız edemezler. Olay çıkartırım. Olay, olay. Seren ya da Yasemin, ikisinden biri masana laf atabilir mi? Benim masama laf atabilirler. Çünkü bu en doğal hakları ama asla masama gelemezler. Aşk kadını gibi bir havan var. Gerçekten aşk kadınıyım, çok duygusalım. Ama aynı zamanda aşkı düşünürken mantığı da düşünebiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Bundan önce çok kıskanç bir erkek arkadaşın olduğunu biliyoruz. Bize detaylarıyla biraz anlatabilir misin Merve? Gerçekten çok kıskançtı. Gündüzleri annemle sokağa çıkamıyordum, düşünebiliyor musun? Şaka yapıyorsun. İzin vermiyordu. Bana gerçekten dışarı çıkmama izin vermiyordu. Onunla çıkacağım, her yere onunla gideceğim, hep onunla olacağım. Babama gidemiyordum, babama daha izin vermiyordu. Ne giyeceğine de karışıyor muydu? O ona zaten bariz karışıyordu. Dar kot pantolon dahi giyemiyordum. Başka nelere izin vermiyordu? Makyaj yapmama. Kesinlikle tek bir şey süremiyordum yüzüme. Yani biraz beni her konuda zorluyordu ama tabii ben onu pek dinlemiyordum. Kaç sene sürdü beraberliğiniz? 4 sene. Böyle bir adama katlandığına göre aşık olmuşsun resmen. Sevdim diyelim. Aşk çok farklı bir şey bence. Aşkı da belki de İlker'le yaşayıp göreceğim. Bu arada konuşurken cilveler de yapıyorsun Merve. Fark etmedik sanma. Kaç dakikam var benim? 10 dakikam var.
İnanmıyorum. Bize dans ederken sana belki ek süre verebiliriz. Ya zaten içim kıpır kıpır. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? O zaman dans. Bu kadar. Yemeğim yanacak. Artık çikolata sosumuzu dökebiliriz. Normalde ben bunu elle karıştırmam gerekiyor. Ama kaşıkla karıştırmaya çalışacağım. Elini soktun. Hani kaşıkla karıştıracaktın? Hayır. Şu an öyle yapamayacağım yani. Mecburum bunu yapmaya. Bu mozaik pasta bu kadar mı? Başka ne yapacaksın? Daha sonra bunu streç filme saracağız. Buzluğa atacağız ki biraz donsun. Dondurma gibi. Ne gibi? Dondurma gibi. Ellerimizi yıkıyoruz ve patlıcanlarımıza bakıyoruz. Hemen patlıcanlarımı yapıp atıp çorbaya geçmem lazım. Çok güzel olmuş. Tam istediğim gibi, biliyor musunuz? Eyvah, neyin var? Elim yandı. Şimdi bunu 2 dakika sonra çıkaracağım. Pasta hazır. Şimdi hemen pastayı sarıyorum, buzluğa atıyorum, çorbaya geçiyorum. Daha sonra salata 5 dakikalık. Kızımız kabın içinde iyice yoğurduğu mozaik pastasını tezgahın üzerine serdiği şeffaf folyonun üzerine döküyor. Geride kalan 3 gün boyunca en güzel yemekleri kim yaptı sence Merve? Bence Seren. Diğerlerininkini zaten yiyemedi bile. Seren'i gerçekten iddialı buluyor musun? Seren'i evet iddialı buluyorum ama benimle yarışamaz. Seren sence de İlker'den hoşlandı mı? Hoşlandı tabii. Bakışlarıyla yiyecek. Bana öyle bir konuşuyor ki Seren. Ayağını denk al, hani benden hoşlandı der gibi. Seren çünkü İlker'e bakacak bir kız değil. Neden İlker'e normal koşullarda bakmayacağını düşünüyorsun? Birbirlerine esmerlik açısından benziyor olabilirler ama karakter açısından asla benzemiyorlar. Seren çok katı bir bayan. Ne kadar müzik öğretmeni olsa da. Ama İlker çok duygusal bir adam. Peki İlker'in ortaokul mezunu olması problem mi? Hiç önemli değil. Makam şoförlüğü yapması yani. Makam şoförü olması da önemli değil. Gayet güzel bir meslek bence. Aynı zamanda aşçı. Yani bana güzel yemekler yapar diye umuyorum. Ben ona, o bana, artık geçinip gideriz. Aylık 3000 lira kazancı var. Yeterli mi sence bu para? 3000 TL tabii ki kötü değil ama eğer yani... Hani evi ve arabası olması gerekiyor. Sanırım biri geldi. Eyvah! Kim geldi acaba? Melike olmasın? Sürekli beni kandırıyorsunuz. Vallahi kapıyı açmayacağım kimseye. Ya İlker'in teyzesi geldiyse? Teyze geldiyse zaten hemen kapıyı açmaya gidiyorum şu anda. Hemen gidiyorum. Bu arada tatlımızı artık buzluğa koyabiliriz. Oo. Bu arada hala kapıyı açmadın. Umarız İlker'in teyzesi Filiz Hanım değildir kapıdaki. Ben gidiyorum ya. Nihayet gelin adayımız kapıyı açmaya gidiyor. Merhaba. Kusura bakmayın. Rica ederim. Şimdi geri gidiyordum. Senin son gün ziyaretik. Acaba hoş geldiniz. Kabul olmayacak mıyım? Estağfurullah. Buyurun. İsterseniz o şekilde girebilirsiniz. Olur. Tabii. Olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlker'in teyzesiyim ben. Merhaba. Öpeyim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun böyle geçelim isterseniz. Tamam. Şimdi montumu çıkartabilir miyim? Tabii, montunuzu alayım ben hemen. Şöyle şunu diri. Oraya alalım. Sizin işiniz çoktu galiba biraz. Evet, işim biraz çoktu. Alayım ben hemen onu. Kapıyı geç açtınız, o bakımdan anladım. Gidiyordum yani neredeyse. Kusura bakmayın. Rica ederim. İlker'in teyzesini Melike kandırdıysa Merve de kandırabilir. Çünkü teyzesi çok şirin bir kadın. Filiz Hanım, kapı geç açılınca biraz endişelendiniz galiba. Evet, son gün yani herhalde beni kabul etmeyeceksem az daha gidiyordum. Biz o kadar kapıyı aç dedik. O bizi pek dinlemedi Filiz Hanım. Açmam mı dedim? Öyle bir şey demedim. Melike zannettim ama bir yandan işim vardı, hemen koştum, siz de gördünüz. Bir olaylar patlamış zaten. Hangi olaylar? Melike böyle biraz bir hareketlendirme, evet, yapmış. Evet, Melike ortalığı birazcık... Yani ne desem saygısızlık yaptı gibi İlker'in masasına. Evet, yani hiç hoş bir davranış değildi yaptığı. Evet, hiç beklemezdim gerçi de. Evet, siz artık biraz galiba Melike'ciydim. Melike'yi çok sevmişsiniz. Yani Melike'yi şöyle kendime yakın bulmuştum. Aha. Ama bir yandan da kalbimin bir tarafı hani şey diyordu yani. Hani bu bir şey çıkacak. Yaş farkı var. Bu arada sormadım, bir şey içer misiniz? Size kahve yapayım mı?
kahve hiç zahmet etmeyin. Zaten işiniz çok var. Tamam. Bir bardak suyunuz ama içerim. Tamam. Susuz duramam. Tamam, hemen veriyorum o zaman. Çok teşekkür ederim. Kaç yaşındasın canım? 23 yaşındayım ben. Çalışıyor musun? İç mimarlık okuyorum ben. Ha, öğrencisin. Evet. Harika. Çalışmıyorum şu an ama daha önce çok çalıştım. İstanbullu musunuz? İstanbullu değilim. Bulgaristan göçmeniyiz. Bandırmalıyım. Süper. Ama çok yani güzel. Bandırma'da doğdum, büyüdüm. Anne baba onlar orada mı? Annem Giresunlu. Babam Bulgaristan göçmeni. Nerede yaşıyorlar? Babam Bandırma'da, benim annem babam ayrı. Babam Bandırma'da yaşıyor, biz annemle burada yaşıyoruz. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet, İstanbul'dayız. Çok güzel. Çalışıyor mu aileniz, annem? Annem şu anda ev hanımı, şu anda çalışmıyor. Abim var bir tane. Çok güzel. Bir de babamdan bir kız kardeşim var ama babamla pek görüşmediğim için. Kardeşinizle de fazla görüşemiyorsunuz. Evet, aynen öyle. Olabilir. İlker'in de annesi babası ayrı yani. Evet, biliyorum. Olabilir, tabii aslında ki. Biraz da o da sanırım aile özlemi çekiyor. O çok tabii canım. O öyle büyüdü yani, özlemle onu büyüdü. Onu çok iyi anlıyorum özlemle gerçekten. Büyüdü. O yüzden kuracağı yuva onun için çok önemli. Biz de o yüzden böyle onun peşindeyiz yani. Ben açıkçası merak ediyorum. Sanırım İlker'in babaannesi Melike'ye çok... Yani iki günde, üç günde çok beğenmiş, evet, çok sevmiş çok yakın buldu, falan. Evet. Şu an ne düşünüyor? Yani sonuçta diğer adayları görmeden daha 2-3 aday varken Melike'ye evet. İlk günden... Yani ben çok merak ettim ben onu açıkçası. Ben merakını gidereyim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Önemli olan ya o yani. Ya şöyle, Melike bizim kere bir içten fethetti. Açıkçası. Buluşma amacımıza gelelim. Bugünkü buluşma amacımız da artık dedik hani Melike'yi unut babaanne. Çünkü onu İlker gerçekten kafasından sildi artık, hele ki dün akşam. Gerçekten yani mi? Şöyle sildi. Bugün Seren'le görüşmüşsünüz. Onu da çok merak ettim ben. Görüştük. Onu da açıklayacağım sizin. Şimdi sıra ona geliyor. Şimdi ilk gün Melike ile bir araya geldikleri için, babaanne onu çok beğendiği için, sonradan da İlker'in Melike'nin duygularının gerçek olmadığını anladığı için babaanneye onu bir şekilde sildirmesi gerekiyordu. İşte Seren'le buluşmamızın amacı da hani Melike'ye olan duygularını babaanne silsin. Bak burada da güzel cici bir hanım var. Sen Melike'yi çok beğendin ama Melike Yasemin'le olan masamı da bastı, Seren'le olan masamı da bastı. Yani evet, ve ben şunu söyledim gerçekten. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Olsun, ben gene hatırlarım, sen canını sıkma. Şunu söylemek istiyorum, ben bu masa basma olayı o kadar çirkin bir şey ki, sonuçta o masada olan bayanla İlker yemek yemeye geldi. Evet. Yani bu İlker'e yapılmış bir yanlış bence. Yasemin, hayır otur musun? Gel böyle Yasemin, tatlı. Lütfen. Teşekkür hayır, ediyorum. Hayır, hayır, beni götürme, hayır. Sen bir yemeğini yaparken ben bir azıcık içeride oturayım. Tabii. Ben seni de rahatsız etmiş olayım. Yok, estağfurullah. İsterseniz burada oturabilirsiniz ama evi gezmek isterseniz. Bir dolaşayım ben. Tamam. Hem de sen rahat rahat son dakikalarını tamam. Değerlendir. Tamam. Ne diyorsun Merve? Ne bileyim ya, teyzesi çok tatlı, çok beğendim. Esmer güzeli. Ya esmer bayanları çok beğeniyorum yani. Nasıl buldunuz evi Filiz Hanım? Ev gayet güzel. Merve sizi çok sevmiş, öyle söyledi bize. Ay canım benim. Sevecek tabii. Senin hakkında ne diyordur Filiz Hanım? Tatlı kız diyordur. Başka bir şey diyeceğini sanmıyorum yani. Yasemin çok akıllı bir kız. Ona da bayıldım. Yasemin İlker'i evden kovdu ama. Daha fazla seni dinlemek istemiyorum, biliyor musun? Çıkar mısın hemen? Tamam. Hemen. Geldi Melike onların masasını bastı. Geldi. Orada İlker hatalı. Sen kalksan gitsin hemen, niye Melike ile sohbet ediyorsun? Yok yok. İlker'de çok suç var. İnanmıyorum. Yine mi zil? Bu kim şimdi? Birini bekliyorlar mıydı? Zil çalıyor. Neden kapıyı açmıyorsun Merve? Hemen. Bu sefer kızları bekletmemem lazım. Gidiyorum. Kim geldi acaba? Merveciğim. Efendim hemen. Geliyorum bir dakika. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Kim geldi Merve? Yasemin geldi. İnsan lafını size gelirmiş. Aa. Erken mi yani? Evet, birazcık erken geldin. Son 6 dakikan var, salatamı yapıyordum. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Üzerini giyinmemişti, yetiştirememişti bazı şeyleri ama yine de güzel karşıladı. Sen neredesin? Mutfakta mısın? Mutfaktayım, gel mutfağa. Fark etmez, ben salona geçeyim, biraz dinleneyim. Tamam, olur mu? Ne içersin? Su içebilirim. Tamam, getiriyorum canım. Geçin. Merhaba. Seni Cinderella seni. Moralin iyi mi? Fena değil aslında. Sizin nasıl? Ya benim moralim her zaman güzel olur. Düzgündür de kafam böyle çok karışık. Neden? Bir sürü olaylar olmuş. Sen de ikili kovmuşsun. Evet. Ondan sonra... Ama kovmak zorundaydın. Yasemin. Efendim. Gelir misin?
Şu an İlker'in teyzesiyle sohbet etmek istiyorum. Biliyorum ama bir bakabilir misin? Şu an gelemem tatlım. İzin verir misin birazcık konuşmamıza? Sen yemeklerini yetiştir bence. Sinirlerim bozuluyor gerçekten. İlker beni aradı sabah. Açıkçası ben artık İlker'in benimle hiçbir şekilde konuşmayacağını düşünüyordum. Beni aradı, seninle konuşmak istiyorum dedi. Sana bir sürprizim var dedi. Ben de şöyle düşündüm. Dedim ki acaba benden intikam mı alacak? Sonra tamam dedim, geleyim çok ısrar edince ama İlker beni çok sıcak... affettirmek için de. Aynen, o çünkü biraz bize akşam anlattı. Yani biz ayıp ettiğini söyledik ona. Bir dakika, dinlemek istiyorum birazcık. Ne konuştuklarını. Bir de bana farklı bir şey yaptı. Masaya işte tek harflerle benim ismimi ama iyi çıkarttı. İsmim Yasemin ya. Yasemin'de bir harf eksik, tamam mı? Evet, İlker'in iyisi. Sen bu harfin işte İlker'in iyisini... Oraya hani ben orada olabilecek miyim? Bana tekrar bir şans verirsen dedi. Tekrar dedi seni affedeceğim dedi. Çünkü ben seni değerlendirmek istiyorum dedi. Masayı kurmaya başlıyorum. Çünkü çok az vaktim kaldı. Hemen bunları kaldırıyorum. İlker bana karşı en ufak bir hata yaparsa kesinlikle affetmeyeceğim. Ve ertesi günde sizinle görüşmek istemiyorum. Lütfen beni şimdiden bize gelmeyecek affedin. Misin yani? Hayır, görüşmek istemiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok şık görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Herhalde hazırlanmadın daha. Seren. Ben hazırlıyorum. Seren. Hoş geldin canım. Hemen alayım burada montunu. Rahat rahat geç içeri istersen. Yasemin mi burada? Yasemin erkenden geldi. Ne hikmetse. Bilmiyorum. Şuraya geçebilirsin. Hemen geliyorum. Bir şey içer misin Seren? Bir su alabilir miyim? Tabii. Aa, merhabalar. Hoş geldin Seren. Nasılsın? Hoş geldiniz siz de. Gel canım. Hoş geldin tatlım. Biz de senden bahsediyorduk. Merve güzel karşıladı ama bence oynadı. Yani bana böyle samimiyetsiz geldi. Ev sahibi Merve'nin ne kadar hazırlıkları bitmemiş olsa bile misafirlerine su ikram etmeyi de atlamıyor. Kızlar. Teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Pardon canım. Yok, peçete vereyim mi? Yok yok tatlım sağ ol. Serencim. Efendim. Bugün seninle görüşmüşler. Evet. Teyzesi ve babaannesi. Evet. Bir şey merak ettim de. Sence neden seninle görüşmek istemiş olabilirler? Biz İlker'le baş başa oturduğumuzda babaannesi aramıştı. Melike'yi çok beğendiğini söylemişti. Ama İlker babaannesine bence Seren'i de görmelisin dediği için belki beni görmek istemiş olabilir. Çünkü seninle ilgili de konuştuk biz. Anladım. Neler konuştular? O zaman benimle olan kısmını anlatırsan sadece olabilir aslında. Şimdi Yasemin bir şeye kırılmış. İçeri gitmiş. Ona karşılık onun hediyesini yırtması beni tereddüte düşürdü. Hani Yasemin benim rakibim de olsa bence sen Yasemin'e yanlış yaptın dedim. Senin bu şekilde adaletli konuşabilecek kapasiten olduğunu biliyordum zaten. Teşekkür ederim. Yani bunun dışında kendi özel muhabbetlerimizi yaptık. Ben de sana şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadarki yarışma süresince ben hiçbir şekilde senin bir hatan olduğunu ya da senin, evet seninle rakibiz ama senin bir kusurunu göremedim açıkçası şu ana kadar. Siz görüştünüz mü İlker'le? İlker'in üzerine çok fazla bilerek gittim. Üzerine çok yüklendim. Atar'da da konuştum. Gergin de konuştum. Hatta ona hareketlerde bile bulundum. İlker bana şey dedi. Çok inatçı bir bayansın dedi. Yani inadını kıramıyorum senin dedi. Ama yine de seni finale kadar taşıyıp finalde... Finalde vallahi bir sürpriz yapabilir. Finalde... Şu an hepimizin kafası karışık. Kesinlikle. Çünkü. Ben ne Seren diyorum dedi, ne Merve diyorum dedi. Mesela bu akşam Merve'nin yemeği muhteşem de olabilir, kendisi de muhteşem olabilir dedi. Ama yine de her şeye rağmen lütfen beni bekle. Hiçbir şekilde kimseye söz vermiyorum dedim. Anladım. Ben de vallahi bir sürpriz bekliyorum. Hani bilmiyorum mesela ne olacak. Merve diyor ya ben saçımı boyatırım. Ben kendisine söyledim. Ben kişiliğimden, karakterimden, giyimimden, hiçbir şeyimden ödün vermeyeceğimi söyledim. Ben... Yani önemli bir şey değil saç. Kökü bende uzar, yenisi çıkar. Yani normalde siyah benim rengim değil. Aslında ama buradaki konu sen değilsin istiyorsa. Biliyor musun Merve? Burada konu ben değilsem benimle ilgili tartışmayacaksınız. Kesinlikle sen değilsin. Benimle ilgili tartışmayacaksın o zaman. Yok bir tartışma değil sadece adın geçti. Bence onun günü olduğu için bugün böyle.
Yani evet. Kendi de dedi, şekilde. Ben sessizdim ama kendi günümde öyle olmayacağım dedi. Evet. Kendi Seren, gününde kendi aynen. olacak. O zaman ben susayım. Tamam. Benimle ilgili bir konu yoksa benim konuşmamın da bir anlamı yok diye düşünüyorum ben. Çünkü mesela ben Yasemin sana ben demedim. Ben senin dakika, konuşmayı bilmediğini düşünüyorum. Kesinlikle sana artık yorum yapmak istemiyorum. Anlamadım. Ve sana son sözüm, sen çok iki yüzlü bir bayansın. Anlamadım. Bir daha söyle. Çok iki yüzlü bir bayansın. İki yüzlü olan sen. Sen kesinlikle konuşmayı bilmiyorsun. Hayatımdaki aman, hiç aman kimse benim iki yüzlü olduğumu düşünmüyor ama seninle ilgili çok düşünen insan duyuyorum ben. Yapmayın kızlar artık böyle. Filiz zaten teyzeciğim, kafamız bizim çok karışık. Yani kusura böyle bakmayın. Şey oldum yani çok gerildim. Hiç böyle haklısınız, ortamlara alışkın değilim ben. Ben size en iyisi bırakayım ya baş başa. Gideyim. Siz bilirsiniz. Gideyim ben. Böyle kusura yapmayın bakmayın, lütfen yapmayın. Yarın final günümüz zaten. Yarın her şey ortaya çıkacak. Peki. Filiz teyzeciğim, kusura bakmayın böyle bir tartışmanın içine soktuğum için. Ama ben dediğim gibi hep dinleyip anlamadan insanlar hakkında yorum yapmıyorum. Yasemin'in yaptığı hoş bir davranış değildi. Siz de bunun farkındasınız. Çünkü ben hiçbirine bu şekilde davranmadım. Evet, beni geldi. Sizin benim için gelmiş olmanız, evet, onun sizinle oturup muhabbet etmesi, mutfağa çağırmama rağmen gelmemesi. Benim biraz yetiştiremedim de zaten. Şu an bitti iyice işim ama iyice gerildim. Top sende diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz yarın akşam zaten hep beraber bir arada olacağız biliyorsun. Evet. Her şeyi ortaya dökeceğiz yarın akşam. Herkes içindekileri söyleyecek. Biz zaten bu akşam tekrar Liker'le ayrıca görüşeceğiz babaannesiyle hepimiz birlikte. Hani kime nasıl eğilimli olsun diye biz de fikirlerimizi söyleyeceğiz. Bu olayı da ben yaşanmamış sayıyorum. Hoş bir şey değil. Kusura bakmayın. Rica ederim. Tekrar rica ederim. Özür hiç diliyorum. Hoş bir şey sizden değil. İnşallah görüşeceğiz. O yüzden sen gününü iyi değerlendir. Çok görüşmek teşekkür üzere ederim. Canım benim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kal. Hoşçakalın. Filiz Hanım'ı uğurlayan Merve derin bir iç çekip salona geçiyor. Yasemin neden hakkında ikiyüzlü düşünüyorsun? Ben gerçekten tartışmadan gayet düzgün bir şekilde soruyorum. Ben senin uslubunu beğenmiyorum. Mesela nasıl uslubum? Geldiğinden beri böyle yani bir havaya girmiş gibisin. Bir tuhafsın yani. Yok ben geldiğimiz günlerdeki Merve değil. Değil. Kesinlikle değilsin. Sen de kendi gününde o şekilde değildin. Hatırlıyor musun günü? Merve. Evet. Merve. Evet. Sen o akşamı yani benim akşamımı çok iyi hatırlıyor musun? Ben senin akşamını çok iyi hatırlıyorum. Bizi gayet güzel karşıladın ama sen de böyle... Ben Merve senin konun hakkında ismini evet, telaffuz dahi etmedim. Nasıl yani? Ne demek ben istedin? Ben kendi gecemde... Evet. Senin ismini dahi telaffuz etmedim. En iyi benim de az sonra. Bu zarf nedir? Senin için benim bir oğlum var. Senin genel bir oğlum var. Şok oldum. Az sonra en iyi benim de. Günün sabırsızlıkla beklenen misafiri damat adayımız İlker, Merve'nin evine ellerinde çiçeklerle geliyor. İlker hoş geldin. Hoş bulduk. Çok şık görünüyorsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Dün nasıl geçti? Dün Yasemin'le karşılama çok güzeldi, yemekler de çok güzeldi ama Melike burnumdan getirdi yemeği ve Yasemin beni evden kovdu. Bugün son gelin adayımızın evine misafir oluyorsun ve yarın final günü. Bugün artık son adayımı göreceğim, tanıyacağım. Güzel bir yemek olacak inşallah. Merve şöyle bugün bana çok güzel bir sürpriz hazırladığını söyledi. Sabırsızlıkla Merve'yi bekliyorum. O zaman Merve'yi daha fazla bekletme istersen. Ben gideyim o zaman. Ay ben diyor ki kendi günümde sana hiçbir laf söylemedim. Evet. Hiçbir eleştiride bulunmadım diyor. Evet. Ben hani, hayır sen dedin ya kendi gününde sen de öyleydin. Diğer günlerden farklıydın. Kendi gününde senin de üslubunu ben çok beğenmedim. Çok i̇şte havaya girmiştin. Ben... Kendi gününde strese girmiştin. Ama sana hiçbir şekilde aynı şekilde ben de bu şekildeyim. Diyor. Ben bunu nasıl anladım? Ben de sen kendi kendine gelin güvey oluyorsun şu anda. Nasıl ya da yani? Ben kendi gününde... Için. Evet. Evet, kendini kurtarmak için yapıyor. Kendimi neden kendi kurtarmak gününde, istiyorsun ki? Kendi gününde, bir saniye, sen benim günümde diyorsun, oynadın diyorsun. Ben kendi günümde kesinlikle senin ismini telaffuz dahi etmedim. Seren hakkında konuştum. Evet, Seren'in yemeklerini, masasını, her şeyini çok beğendiğimi söyledim. Evet. Sen hala o günde yaşanmadığı için senin hakkında hiçbir şekilde yorum yapamayacağımı söyledim. Seren hakkında da her şeyde çok başarılıydı. Çok naif, hoş bir bayandı. Eğer İlker onu seçerse şaşırmam dedim. Aynı şeyi ben de seni onaylayıp evet dedim. Melike ile
kesinlikle söz dalaşına bile girmedim. Hatta ben Melike'ye kendi masamı ikram ettim. İlker geldi. Kalkalım isterseniz. Sizi yan odaya alayım ben. İlker ve Merve'nin ilk karşılaşması ve sonrasında yaşanacakları görmek için sabırsızlanıyoruz. Kızlar yan odayı göstereyim size. Tabii. İlker! Merve! Merve! Efendim? Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne yapıyorsun? Seni izliyorum şu an. Beni mi izliyorsun? Evet. Yarım gözüküyor sana. Evet, yarım gözüküyor ama güzel görünüyor. Ama ben seni çok merak ediyorum, biliyor musun? Duyuyor musun beni? Efendim? Seni çok merak ediyorum. Beni çok merak ediyorsun. Ya sarışınsan? Ya sarışınsan? Güzel. Olsun. Ben senin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Efendim? Senin diyorum çok güzel olduğunu düşünüyorum. O zaman açıyorum kapıyı. İyi o zaman aç. Ben içeri gireyim bari. Hoş geldin. İnanmıyorum. Selam. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Looking in your eyes now I can see all you do. İlker'i görmeden önce de çok güzel şeyler hissediyordum. Gördüm, daha da heyecanlandım. Merve bütün hafta boyunca durdu. Ama kapıyı açtığında ben de duruldum. Kapıyı açtığımda zaten üzerimden çiçek yaprakları döküldü. Çok duru bir güzelliği vardı Merve'nin. Çok mutlu oldum. Bunu ilk bana yaptı. Umarım son yaptığı da ben olurum. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Böyle bir küçük bir sürpriz oldu ama... Estağfurullah. Çok beğendim. Senin üzerine çiçekle geldim. Şık olmuşsun bu arada. İnan şu an daha giyinmedim. Çünkü kızlar çok erken geldi. Teyzen geldi. Seni birazcık bekleteceğim. Ben şoklardayım artık yani. İçeri geçelim istersen. Tamam, onu alayım ben. Sana zahmet. İlker hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız kızlar? Başladılar. İyiyiz, teşekkür ederiz. Çiçek falan? Çiçek falan, şöyle evet. Şöyle geç istersen. Böyle geçebilirim değil mi? Tabii, öyle geçebilirsin. Ben de şunu şöyle koyayım. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın Merve? İyiyim ben de. Sarışınım. Senin için bir sıkıntı var mı? Yok, bir sıkıntı yok. Aksine ya böyle... Cıvıl cıvıl bir kızsın ama evet. Günlerce konuşmadın, hiçbir şey söylemedin, sadece bekle dedin. Evet, ve bugünü benim, bekle dedim. Şöyle, daha ben masaya bile oturmadan beklediğime değdi diyorum bence. Bence Merve'nin gerçek yüzünü gördüğü zaman... Masaya gelmeyen, kapıdan girer girer... Değişecek. Ki, evet. Nasıl ki ilk Melike'ye karşı etkilendiğini söyledi, sonra gerçek yüzünü gördü. Değişti, bence bu Merve'de de olacak. İstersen ben giyineyim, geleyim, tamam. Seni daha fazla bekletmeyeyim. Sonra yemeğe geçeriz. Şu an bir şey ister misin? Bir su verirsen sevinirim. Tamam. Kızlar. Hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Sen nasılsın? İyiyim vallahi şükür. İyi gördük, evet. Valla iyiyim. Bugün enerjim de yüksek. Siz çiçek nasılsınız? Çiçek atmalar, yaprak atmalar güzel bir karşılamaydı. Güzel bir karşılamaydı. Şöyle evet, benim içimden geldi. Niye geldi? Merve benle 3-4 gün boyunca hiçbir şekilde böyle konuşmadı. Tartışmaya girmedi, bekle dedi sadece ve ben ona bir sürpriz yapmak istedim. Merve neler oluyor böyle? Ya İlker geldi, yapraklar attı, o kadar mutluyum ki anlatamam. Çok heyecanlıyım. Merve'yi şu an tanımıyorsun. Evet. Biraz ona yüklen bakalım, ne yapacak Merve sana? Merve... Hani sessiz sakin diye Merve evet. Bize şunu söyledi. Evet. Ben kendi günümde konuşacağım. Evet. Kendi günümde her şeyi anlatacağım dedi. Bence evet. Biraz yüklen olur mu? Bir aceleci davranma. Şu an çok acele ediyorsun. Şimdi şöyle, ben şu an anı yaşıyorum Yasemin. Evet, seni anlıyorum. Başlamışlar. Evet, afiyet olsun. İstersen ben hemen giyineyim geleyim. Daha tamam. Güzel görmeni istiyorum beni. Tamam, inşallah. Zaten güzelsin. Teşekkür ederim. O zaman hemen geliyorum. Tamam, peki. Bu akşam gözüm üzerinde ve her söylediğin cümleyi, kelimeyi aklıma kazıyorum. Dikkat evet. Et. O yüzden düşünerek konuş. Çünkü sen düşünmeden aceleci davranıyorsun. Hislerini çok böyle dışarı vuruyorsun. Bence
Çok yanlış yaptın. Önce bir yaşa, bir içinde bir karar ver. Daha sonra karşısındakine göster. Seren, sen bu akşam o zaman şöyle Melike gibi beni abluk altına mı alacaksın? Bence sen nasıl davranırsan ben sana öyle olurum. Tamam, işte ben de onu sana soruyorum. Yani bir ikinci Melike vakası yaşamak istemiyorum. O zaman ben geleyim, bir de yüz yüze konuşalım bunu. Ciddi misin bu konuda? Evet. O zaman şöyle, ben demek ki biraz önce Melike konusunda haklıyım. Yani ikinci bir Melike vakası olabilir. Doğru mu? Seren? Seninle yüz yüze konuşmak istiyorum. Seren, hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçi ben hoş bulmadım. Niye? Senin gelişini, çünkü... Buyur otur. Sana ne dedim? Bana söylediğin cümleleri diğer kızlara söylemeyeceksin. Söyledim ben sadece mi? Sana, hayır, bu gece seni gözlemleyeceğim. Eğer bana davrandığın gibi bir hareket bulursam müdahale ederim. Yani onu şimdiden sana söyleyeyim, şaşırma yani. Seren, müdahale ederim derken nasıl bir müdahale bu? Sana yakışan şekilde bir müdahale etmeni isterim. Sen beni tanımıyor musun? Tanıyorum. Ben seni uyarırım, hani bak sen bana da böyle yapmıştın, şimdi niye Merve'ye yapıyorsun diye uyarırım. Merve'yle yediğim yemekte ona yapacağım bir hareket seni böyle şeye sokmasın. İlker. Efendim Yasemin. Aklının bir köşesinde de ben olacaktım, onu unut. Onu da unutma. Merak etme, senin şeyin var. Biliyorsun bir cezam var. Evet. Bana karşı sen onu kendime affettireceğim dedim bana. Seren'e onu söylüyorsun ama bana da bunu söylemen gerekir yani. İşte söylüyorum zaten bak. Sana bunu da şanssızlık... Seren'e söyler misin? Nasıl? Bunu bugün bana söylediğini Seren'e de söyler misin? Bugün seninle konuştuğum benim aramda. Sen nasıl? Benim gözümün önünde sözler veriyorsun ama bana verdiğin sözü Seren'e söylemiyorsun. Ne söz verdim ben sana? Aklının bir köşesinde ben olacaktım. Aklının bir köşesinde? Bunu sen söyledin bana. Tamam, ben söyledim, sen de tamam dedin. Ben tamam dedim. Hoş geldin, çok şıksın. Hoş bulduk. Ben söyleyeceğimi söyledim, gideyim. Unutma söylediklerimi. Tamam. Seren, ne yapıyorsun? Efendim? Konuştuk. Yaptığın doğru bir şey mi sence? Sen yoktun, sen geldin. Devam etmiyorum bak farkındaysan. Tamam, tamam. Teşekkür tamam ederim Seren. Hadi, kolay gelsin. Buyurun. Hadi diyerek de konuşmazsan çok hadi sevineceğim. Hadi bakalım. Sana hadi. Hadi bakalım. Güle güle. Hadi. Güle güle. Kusura bakma. Yine çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ya şu an konuşamıyorum. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Bu sessiz fırtınanın sonunda böyle bir... sağanak yağış gibi geldin. Nasıl geçti Serencim? Çok gerildim. Yani o geliyor diye ben konuyu kapatıyorum. Daha ne istiyor? Hala uzatıyor konuyu. Peki, şu an yok, yavaş yavaş gerçek yüzünü gösteriyor. Seren'le ne konuştunuz? Çok merak ediyorum. Seren şöyle... Sen mi çağırdın? Ben çağırmadım. Seren kendi geldi. Seren şöyle... Benim seninle şu an masaya oturmamı vesaire dikkat etmemi söyledi ama... Resmen seni ispiyonluyor şu anda. Sen bana bir şey söylemiştin, hatırlıyor musun? Ben sessizim ama... Vay! Bu sessiz hali bu mu? Sana cuma günü bunları, her şeyim masada, evet, konuşmalarım, seninle görüşmem vesaire hepsini bunu masada sana anlatacağım dedi. Evet. Doğru mu? Aynen doğru. Öyle. Evet, dökül bakalım İlker Bey, dökül, dökül, dökül. Ben de bunun akabinde Seren'le bunu konuştum. Hatta bir şey olursa sana müdahale ederim dedi. Ben de dedim ki benim bugünümü bozma. Merve ile ben konuşacağım. Bu şekilde, yani aklına kötü bir şey gelmesin. Seni bozacağını mı düşündü? Bugün bana ne dedi biliyor musun senin için? Seren çok naif, çok kibar bir bayan dedi. Melike gibi yapma diyor bana, sakın. Evet, yani seni Melike gibi göstermeye çalışıyor. Ne alakası beni var? Beni tanıdığını da söylüyor. En iyi benim de az sonra. Yasemin, bir şey soracağım. Niye benimle uğraşıyorsun? Canım sıkılıyor açıkçası burada ya. Canın sıkılıyorsa bence parka git. Neden? Burası çocuk yuvası değil. Ben çocuk muyum? Evet, hiç kendi yaşın gibi davranmıyorsun çünkü. İlk günden beri ben seni zaten beğenmiyorum. Beni ilk günden beri beğenmiyordun. Dün balonun içinde... Sana layık olacağıma, seni seveceğime, senin ailene layık olacağım, işte seni ömür boyu yalnız bırakmayacağım. Niye bu kalplere ufak yazıları yazdın? Yeter artık ya.
Ne yeter ya? Yeter, tatlımızı yemek istiyoruz. Rahat bırakır mısın Yasemin? Yarın seninle yüz yüze geleceğiz. Aynı şekilde tekrar bu lafları bana söylemeni istiyorum. Benim evimde konuşulacak daha güzel şeyler olacak senden. Emin ol buna. İlker, artık bana döner misin? Pardon Yasemin, söyle. İlker, ne yapıyorsun? Çok özür dilerim, bilsin. Gerçekten inanmıyorum. Az sonra en iyi benimde. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her zamanki İlker'in klasik hareketleri. İlker. Evet. İstersen direkt çorbanı getireyim. Tamam. Domatesli şehriye çorbası yaptım. Domatesli şehriye çorbası. Evet. Diğeri sürpriz olsun o zaman çorbadan. Olur. Söyleme. Kızlar yatıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Hayır, seni izliyoruz. Beni izliyorsunuz. Ben biraz romantik bir adam olayım istedim ya. Masayı beğendin mi İlker? Masayı beğendim, evet. Kırmızı benim rengim. Ben de kırmızı kullanmıştım. Seren'in bugüne kadar İlker'i sahiplenmeyip bugün İlker üstünde baskı kurmaya çalışmasına ne diyeceksin? Seren'in sahiplenmesi bana saçma geliyor. Çünkü şu anda zaten İlker bana vuruldu. O yüzden pek takmıyorum. İlerleyen saatlerde daha da yoğun olacak bence her şey. İlker, bir şeyi merak ediyorum. Neyi merak ediyorsun? Merve'yi beğendin mi? Evet, beğendim. Bak, mum yakıyorum. Farkında değil misin Yasemin? Bak, kalp yapmış bana. İlker'le ilk defa karşılaştınız. Evet, ilk defa karşı karşıya geldik ama bence çok etkilendi benden. Peki sen ne düşünüyorsun? Ben zaten en başından beri istiyordum. Ve o kadar çok mutluyum ki şimdiden kazandığımı düşünüyorum. Senin yerin ayrı da bak, bana kalp yapmış. Hayır, ayrı diye bir şey yok. O yüzden yok. Mumları yaktım. Tamam, benim yerim nerede? Senin yerin nerede? Yarın görürsün nerede olduğunu Seren. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kızlarla mı konuşuyorsun? Yok öyle. Yasemin'in canı sıkılmış. Bana sorular soruyordu. Nasıl sufleyi yaptın? Pardon? Pardon İlker? Yasemin, sufleyi sordun ya, onu söylüyorum. Hayır, biz başka bir şey konuşuyorduk İlker. İlker, doğruyu söyler misin? İlker, lütfen ama. Ne konuşuyordunuz? Yasemin şey diyor, sufleyi nasıl yaptın diyor. Merve, öyle bir şey söylemedik biz. Artık alıştım kızlar size, o yüzden öyle söylüyorum. Çünkü hepimizin yeri ayrıymış Merve. Hepinizin yeri evet ayrı. Ve bizi de çok seviyormuş. Hepinizi çok seviyorum, evet. İnsan olarak çok seviyorum. Hepinizin misafiri oldum, hepiniz beni ağırladınız. Kiminiz sevdi, kiminiz kovdu ama olsun, ben sizi yine seviyorum. İlker, ben bir şeyi merak ediyorum. Hepimizi gördün. Peki şu an Merve'yi de gördün ya. Evet. Hangimizi seçme ihtimalin var? Merve'yi bir tarafa bırakıyorum çünkü şu an Merve'yleyim. Seren'le ikimizin arasında kimi seçiyorsun dersen Seren diyorum. Bunu duymak istiyorsan söyleyebilirim. Ama şu an Merve'yle daha hiçbir şey konuşmadık. Pardon. Seren'le ikimizin arasında kimi seçiyorsun dersen Seren mi? Kızlar, masamı bölüyorsunuz şu an. Biraz evet. Susar mısınız? Yasemin mi, Seren mi dedi. Eğer böyle bir soru sorarsanız Seren. Seren'i seçerim dedi. Bu benim tabii ki hoşuma gitti. Sen kendini seçecekmiş gibi konuşuyorsun da burada bizim kararlarımız da çok önemli. Vallahi Yasemin o konuda kendini şanslı hissetme bence. Sen konusunda hiçbir zaman böyle bir şey hissetmedim. İlker bana tekrar bir şans verdiğini fakat ben bu şansı iyi değerlendiremediğimi söylüyor. O da bana hiç iyi şeyler söylemedi. Yani Yasemin biraz bence kararsız. Ben hala İlker'in oynadığını düşünüyorum. Asıl şansa ihtiyacı olan İlker'in ta kendisi. Sen kendinden biraz bana bahseder misin? Kendimden bahsedeyim. Ne iş yapıyorsun, okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum şu anda. Annen, baban. Seni dinlemek istiyorum. Hem de bir yandan da çorbamızı içelim. 23 yaşındayım ben. 23? Evet. 23. Neden şaşırdın? Benim kaç yaşında olduğumu biliyor musun? 31 yaşındasın. Ben sana hep böyle yatıyor musun, odada konuşmuyorsun diyordum. Seni dinliyordum. Ne derler? Meyvelerini topluyorum sanki. Çok mutlu oldum bunu söylemene. Anlat, ben seni dinliyorum. 23 yaşındayım. Evet. Annemle yaşıyorum, İstanbul'dayım. 5 senedir, 5 sene öncesinde. Annenle yaşıyorsun, baban? Yok, yani bizimle değil. Annemle babam benim 9 yaşındayken ayrıldılar. Yani bana yakınsın. Evet, sana yakınım. Senin anlattıklarını duyunca çok duygulanmıştım hatta. Peki şöyle bir şey, madem bana yakınsın, niye bana hiçbir şey söylemedin? Niye? Yani böyle duygusu olan bir insanın orada en çok benim için farkında konuşması gerekiyor. Farkında mısın sen sürekli
Melike ile kendini yakın buldun ve ben bugünü bekledim. Melike hayatlarının benzerliğinden vurmuştu. Galiba Merve de aynı yerden vurmaya çalışıyor. İkisinin de sonu aynı olacak ama Melike ile. İlker'le hayatlarımız çok benzemese de sonuçta benziyor. Ve bu benim için bir avantajdı. Peki baban, annen hani 9 yaşından beri ayrı diyorsun. Seninle nasıl bir etkisi oldu? Yani annenle işte nasıl, yani sevgi açısından, büyüme açısından, okul açısından zor olmadı mı? Şöyle düşün, ben babaannemle olduğum için benim için hayat zor geçti. Yani bir anne gibi olmadığı için, bir de genç olmadığı için okul okuyamadım. Ama iyi yetiştirildim. Bana çok iyi baktı babaannem, çok sağ olsun. Senin hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Yani zorlandın mı? Bandırmadayken 9 yaşına kadar hep annem ve babam çalışmak zorunda kaldı. Biz o süre zarfında babaannemlerle yaşıyorduk. Hı hı. Ve babaannem baktı bana da 9 yaşına kadar neredeyse. Ya cidden ilginç. Yani annemle babam hep İstanbul'a geldiler, gittiler, burada çalıştılar. Yeri geldi, 3 ay, 4 ay gelmediler. O süre zarfında ben de babaannemle kaldım. Babanla görüşüyor musun peki? Hayır, şu an görüşmüyorum. Hiç? Hiç. Sebep? Çünkü bana bir yararı yok. Manevi olarak yararı yok. Manevi yani olarak yararı yok. Yani sevgi olarak yararı ama yok. Ama şöyle bir laf var hani, olmasa da gölgesi yeter derler ya. Evet, ağaç gibidir. Gölgesi yeter. Yani telefonlarımı açmadığı oluyordu. O yüzden... Peki şöyle düşün. Görüşmedik. Yarın finalde ben seni seçtim. Babanın yanına beraber gitsek el ele. Babam bizi görse yine mi görüşmeyeceksin? Tabii ki görüşeceğim. İnşallah İlker benim söylediğim sözü dinler. Merve'ye biraz yüklenir. Onun o hani böyle naif... Merve ona o kozu verecek. Merve ona o kozu verecek. Çünkü bugünkü sana davranışı, tutumu... Ben o yüzden rahatım bak, gör. Ben memleketime gittiğimde artık nedense oraya gittiğimde bir şekilde görüşmek zorunda kalıyoruz. Çünkü benim bir kardeşim var. Babam evli şu anda. Küçük bir kız kardeşim var. Onu görmeye gittiğimde mecburen yüz yüze geliyoruz. Yani onun açısından mecburen. Ben babamı gerçekten çok seviyorum. Ama bana yani bir babanın... sevgi göstermedi ki. Merve lütfen artık şu çorbayı bitirir misiniz? Efendim? Bizim de burada olduğumuzu unutmayın lütfen. Şu çorba faslını bitirir misiniz artık? Bu sizi ilgilendirmiyor. Merve böyle laflar vermeye kalkma lütfen. Hadi biz sıkıldık artık burada. Bu sizi ilgilendirmez. Seni dinlemiyorum İlker, sen de cevap vermezsen sevinirim. Ve nihayet çiftimiz yemek faslına geçiyor. Konu uzadı, kusura bakma. Çok güzel. Afiyet olsun. Beğendin mi gerçekten? Cidden beğendim. Afiyet olsun. Merve nasılsın? Moralim çok bozuk. Yani biliyorum çok saçma anlattıklarım. Seni anlayamadı galiba Merve. Anlayamadı beni ya da ben anlatamadım. Ama aslında anlattığımın çok saçma olduğunu biliyorum. Babam neden bu şekilde davranıyor onu da bilmiyorum. Ama gerçekten anlattığım gibi gerçekten. Baban neden senin telefonlarını açmıyor olabilir? Bilmiyorum bunu. Gerçekten bilmiyorum. Yeri geliyor. Yeri geliyor. Yemeğimi ısıtmaya başlayayım. Hemen döneceğim size. Şimdi şöyle bir şey var. Ben... Ben babamla ne kadar görüşmek istesem de... Sanırım bensizliğe alıştığı için, bir de şimdi şu anda 2 yaşında bir kız çocuğu daha var. Ben istiyorum ki ona babalık yapsın. Bana yapamadı. Kız sana anlatıyor ama anlamıyorsun sen. Niye, aptal mıyım ben? Estağfurullah, ben öyle bir şey söylemedim. Hayır, anlatıyor ama ben daha iyi anlamak istiyorum. Senin gücüne gitmiyor mu bu durum Merve? Gücüme gidiyor ama artık sadece gerçekten ağlayarak bunu dile getiriyorum. Başka türlü yani bağırıp çağırmıyorum. Bağırıp çağırmak da istemiyorum. Babana olan isyanın nedir tam olarak Merve? Hani beni sadece ne yapıyorsun demesi bile yetiyor. Arıyor bazen. Kendi arıyor, ben şaşırıyorum hatta. Aa diyorum, babam arıyor. Gerçekten bu şekilde. Hani ya anlamadığı İlker ya da ben anlatamadım ama içeri girdiğimde anlatmaya çalışacağım.
Bizce senin o anki duygunu tam anlayamadı İlker. Evet. İlk defa seni bugün güzel giyinmiş gördüm. İlk defa? Evet, ilk defa. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben seni o gün gördüm ama hiç beğenmedim. Eminim beğenmedin. Teşekkürler, sağ ol. Karnıyarık sever misin? Çok severim. İlker, bir de Merve'ye söyler misin beni aileye kattığını? Seni ailemin arasına kattım. Evet. Bak, ailemin arasına kattım. Bunu senin anlaman lazımdı Seren. Babaannem, teyzem, ben, Seren oturduk, çay kahve içtik, güzel sohbet ettik. Tamam mı Seren? Oldu mu? Merve. Efendim Yasemin. Sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Bu senin iyiliğin için, içimde kalmasın. Bugün bana İlker dedi ki, seni gördüğüm zaman ellerim titriyor dedi. Yasemin söyleyebilir çünkü henüz beni görmemişti. Bravo. Bravo, bak çok güzel cevap verdi Yasemin sana. O zaman konuyu değiştirelim biraz, ne yapalım? Yani değiştirelim. Neler yaparsın, başka? Nelerden hoşlanırsın? Bunları anlat biraz. Benim bir oğlum var. Senin Genel, oğlum var. Oğlum köpeğim mı? Var. Ha, oğlum. Ya şöyle yiyemedim bir an. Yok. Ha, oğlum deyince ben bir anda böyle... Bekarım, hiç evlenmedim. Şok oldum. Ben yani evlendi, boşandı, o şekilde bir şey hissettim. Yani kaybetmiş gibi oldu onu. Bir köpeğim var. Genelde onunla vakit geçiriyorum. Sabahları 1-2 saat yürüyorum, koşuyorum onunla. Akşamları yine aynı şekilde. Kitap okumayı çok seviyorum. Bence şu anki masa benimkinden iyi olmasın, ikinci iyi masa gidiyor. Bence bu Melike'nin olmayışından dolayı. Tabii ki canım, Melike'nin olmayışı her halükarda. Masa olarak da, akış olarak da, sohbet, muhabbet, birbirlerine karşı. Birbirlerini tanıyorlar. Tabii ki canım. Şu ana kadar İlker böyle bir ortamı hiç yakalayamadı ki. Beni ilk gördüğünde etkilendin mi? Seni ilk gördüğümde etkilendim. Bana bak, öyle söyle. Seni ilk gördüğümde etkilendim. Yani içeri girdim. Seni beklerken de aslında çok heyecanlıydım. Gördüğümde daha da heyecanlandım. Yani şu diyebiliyor musun ya? Evet ya, ben... İlker'e bir parça da olsa bir şey kattım. İlker beni seçer diyebiliyor musun? Bu şekilde iddialı konuşmak istemiyorum. Bu bana göre değil. Bunu yarın göreceğiz. Ben kapıdan içeri girdim. Doğru mu? Evet. Kapıdan içeri girdim. Ben sana papatya attım. Çiçeklerle geldim. Çok güzelsin dedim. Evet. Gözlerin çok güzel. Oh, iltifatlara bak, iltifatlara. Abi boncuklar. Adam yemeğini bıraktı. Yemeğini bıraktı, iltifat ediyor. Bence o yemeği beğenseydi o biterdi. Merve bitirdi. O dokunmadı bir de bak. Yemeği beğenmedi galiba, değil mi? En iyi benim de az sonra. Açtıktan sonra konuşalım istersen. Yalnızlık yaşamda bir an. Hep yeniden başlıyor. Dışından anlaşılmaz ya da kocaman bir yalan. Benim için çok güzel şeyler de bazı arkadaşlar yazdı ama balon gibi patladı. İnşallah bu da balon gibi patlamaz. Az sonra en iyi benim de. Hayatında ciddi bir ilişkin oldu mu Merve? Oldu. Ne zaman? En son 1,5 sene önce. 1,5 sene. Kaç evet. Sene beraber oldun? Yani birlikteydin daha doğrusu. 4 sene. 4 sene. Bayağı uzun bir süre. Evet. Yani o zaman çocukluk aşkı gibi bir şey mi? 17 yaşındaydım. 21-22'ye girerken bitti. Neden? Sebep? Sebep çok aşırı kıskançtı. Benim gibi yani. Onunki hastalıktı artık. Hastalık derken insan... Sen mesela insan, o konuda... bir şey soracağım sana. Gündüzleri annemle dışarı çıkmama izin verir misin? Veririm tabii, niye vermiyor? O vermiyordu. Ne alaka? Evet işte o alakası. O zaman hastaymış. Ben sana ondan bahsettim. Peki 4 işte. Sene bir böyle bir insana nasıl dayandın? 4 sene boyunca bu şekilde değildi çünkü. Nasıldı? Son artık 3. senede böyle oldu. Ve benim hayatımda gerçekten ciddi ilişki diyebileceğim bir insandı. Evet. Tabii evlilik ki var mıydı peki? Düşünüyor muydunuz? Son zamanlar tabii ki hayır ama 2. sene sonunda tabii ki düşünmeye başlamıştık ama artık kötüleşmeye başladığı için seninle bitti. Hala görüşme vesaire bir arkadaş gibi ya da hani bu şekilde bir şey var mı? Arıyor mu ya da seni... Hayır, asla. Asla. Unuttun mu peki? Tabii ki unuttum. Ben seni yarın kıskanabilirim. Ama 3 sene sonra kıskanmam. Hayır, sürekli kıskanıyordu ama hastalık derecesinde değildi. Anladın mı? Yani hani mini etek giyme diyordu. Ya da atıyorum
erkek arkadaşlarına görüşme ya da akşam dışarı çıkma. Bunlar zaten klasik şeyler. Daha sonradan bu hastalığa dönüştü. Hiçbir şey yapmamıştım. Yani iki sene önce mini etek giyiyordu o zaman. Hayır, mini etekten bahsetmiyorum. Mesela pantolon giyiyordum. Tamam. Ama mini etek giymiyordum. Zaten öyle çok mini etekle sokağa çıkan bir insan değilim. Bu şekilde. İstersen yediysen tatlıya geçelim. Geçelim. Ha, bir şey soracağım bu arada. Bu zarf nedir? Senin için istersen tatlıda seninle ilgili soracağım şeyleri sorduktan sonra sana vereceğim onu. Tamam inşallah. Kızlar. Çok kibarsın İlker. Ben hep öyleyim Yasemin. Sizin... Seren ben Seren. Ha pardon. Sen neden sürekli benim adımı söylüyorsun İlker? Bir an senin sesinle karıştırdım Yasemin. Sen benim sesimi nasıl karıştırırsın? Seren. Efendim? Canım benim kusura bakma. Seren'i beğendiğini söylüyorsun ama sürekli Yasemin diyorsun. Her şey yolunda. Birazcık atışmalarımız oldu tabii ama gayet güzel gidiyor. İlker bir şey söyleyeceğim sana. Evet söyle Yasemin. Merve oradan kalktığı anda Yasemin diyorsun. Evet nasıl bir artık içime işlemişsen. Aklının köşesinde miyim acaba hala? Hayır o anlam iyi anlamda değil kötü anlamda. Kötü anlamda. Evet. İyi de burada Seren var. Seren'i beğeniyorsun, onu istiyorsun. Sürekli Seren demen lazım ama sen her Merve kalktığında... Diyorum, diyorum. Seren sana her seslendiğinde sen Yasemin diyorsun. Seren, 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 Seren. Bak nasıl diyorum. Ama Yasemin'i bir kere dedim. İkinciyi demedim. Hayır. Yasemin bir şey soracağım. Niye benimle uğraşıyorsun? Canım sıkılıyor açıkçası burada canım ya. Canım mı sıkılıyor? Çok sıkıcısınız. Peki bir şey söyleyeceğim. Canın sıkılıyorsa bence parka git. Neden? Burası çocuk yuvası değil. Ben çocuk muyum? Çocuksun belli. Ben? Evet hiç kendi yaşın gibi davranmıyorsun çünkü. Diyorsun. Evet. Yani ne bence yapıyorsun? Yaşına göre davran ki sen içlerinde yani yaş olarak vesaire en olgun olan kişisin. Bence yaşına göre davran. Peki ben sana ne yaptım? Ne yaptın değil bak. Bana konuşma tarzın vesaire hiç iyi değil. Ki İlker sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Şimdi yine bana yüklendin. İlk günde aynı şeyi yapmıştın. Ben sana ne yaptım sen yine bana böyle davranıyorsun? Sen bana bugün diyorsun ki bak güzel şeyler işte yaşayalım şöyle olsun. İşte bak sen bana tatlı getirmişsin odur budur. Ben seninle bugün masada konuştuğumda görüştüğümde bana çok güzel şeyler söyleyip tamam bak biz iyi olacağız. Ben ikinci kişinin arasında ben sana çok güzel şeyler mi söyledim? Evet. İlk günden beri ben seni zaten beğenmiyorum. Anlayabiliyor musun beni? Hal ve hareketlerini, tavrını, evet. Kelebek misali oradan oraya konuşlarını evet. Ve bayanlara karşı tutumunu ben senin beğenmiyorum. Beğenmiyorsun. İlk günden beri beğenmiyorum hem de. Sana da boy aynası getireceğim. Bir kere boy aynasında kendine bakmanı istiyorum. Yasemin, bunları yarın konuşuruz. Ben seninle bir şey konuşmak istemiyorum İlker. Tamam konuşma bak. Konuşmak istemiyorsan gel masanın güzelliğine bak gel. Ya neden geleyim gel. Ben? Gel. Bak görebiliyor musun burayı? Neden? Görebiliyor ben musun? Ben bir kere mozaik pasta sevmiyorum. Mozaik pasta zaten sen zaten şu an bak şöyle mozaik pastayı görüyorsun. Ben de sen de şu an sen de benim gözümde mozaik pasta gibisin. Yani ben seni hiçbir zaman görmedim. Bak sadece burayı görüyorum. Öyle mi İlker? Evet bak görebiliyor musun burayı? Merve. Efendim tekrar Yasemin. Tekrar söylüyorum. Efendim? Gerçekten bugün bana ettiği sözleri duyman gerekiyordu. Akşam çok güzel başlayan bir yemek vardı. Çok güzel yapmış olduğun yemekler vardı. Aklın yoksa yemeklerde mi kaldı? Yemeklerde de kaldı, sende de kaldı. Hani görmüyorum, seni hiç görmedim falan diyor ya. Evet. İlker gerçekten çok farklı oynuyor şu an. Ben oynamıyorum bak. Ben güzelliği görüyorum şu an bak. Israrla gösteriyorum. Yasemin gör. Görüyor musun? Hiçbir zaman böyle duygulu olamadın sen. İlker. Neden acaba? Seni evet. Beğenmediğim için olabilir mi ilk günden beri? Senin duygun. Seni ilk günden beri beğenmediğim için olabilir mi İlker? Beni ilk günden beri beğenmiyordun. Dün balonun içinde sana layık olacağıma, seni seveceğime, senin ailene layık olacağım, işte seni ömür boyu yalnız bırakmayacağım
Niye bu kalplere ufak yazıları yazdın? Canın sıkıldığında ya da üzüldüğünde başını yaslayacağım, omuz olacağıma söz veriyorum. Arkadaşlarıma şunu söyledim. Bakın arkadaşlarım, hepinize mavi boncuk dağıttı İlker. Ha. Yarın ben ona çok ufak bir jest yapacağım. Evet. Ve İlker hemen bu jeste düşecek dedim. Evet. Ve sen düştün Yeter İlker. Yeter artık ya! Yeter! Seni ne yeter ya? Yeter olan ne? Yeter! Allah yeter Allah. Olan ne? Yeter, tatlımızı yemek istiyoruz. Rahat bırakır evet. mısın Yasemin? Aynı lafları. Evet. Sen tekrar konuştuğumuzda bana söylemeni istiyorum. Yasemin şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Gelmek zorunda da değilsin ama şöyle tabii ki ben nezaketen misafirperver olacağım. Gelebilirsin ama seninle ilgili bir şey konuşmayacağıma da emin olabilirsin. Yani bu kadar emin olma kendinden. Diyorsun ya ben seni beğenmedim. O yüzden konuşan bir şey de olacağını sanmıyorum yani benim evimde. Benim evimde konuşacak daha güzel şeyler olacak senden. Emin ol. Ben bana. Seni beğenmedim derken ha. şunu söylüyorum. İlker, fiziksel olarak değil. Gerçekten. Ben senin Yeter. O günkü uslubunu beğenmedim İlker. Pardon Yasemin söyle. Ben seni beğenmedim derken fiziksel olarak söylemiyorum bunu. Ne olarak söylüyorsun? Ben senin o gün bana daha ilk gördüğünden beni görmeden bana ne şımarık özellikle. Demen. Bana şımarık demen, ön yargıda bulunman ve ya senin Semin. Karşında oturan hanımefendi sana güldü. Gerçekten sen bana diyorsun anladım. Ki sen güldün. Tamam özür dilerim. Yasemin bunları yarın görüşeceğiz. Sen beni duyuyor musun duyuyorum İlker? Duyuyorum ben seni. Hala nerede? Duyuyorum diyorsun tamam, ya. Tamam kusura bakma özür dilerim. Biz tatlımızı yiyelim. Ben bu şeyi bozmayacağım. Yasemin sürekli vır 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 konuşup durdu. Sürekli masaya dahil olmaya çalıştı. Çünkü İlker'le öyle güzel sohbetimiz vardı ki kıskançlığından çatladı. Bu arada bu jestin için çok teşekkür ederim. Benim sana yaptığımdan daha güzel olmuş ve ben daha çok beğendim bunu. Ben bunu bu tabağı eve giderken alacağım. Haberin olsun. Gerçekten. Bozmayacağım bunu. Ne yapacaksın hatta, onu? Dikkat ediyorum. Ya bozmayacağım yani. Bu güzelliği bozmayacağım. Merve bir şey soracağım. Çok güzel muhabbet ediyoruz vesaire ama şunu da sormak istiyorum sana. Benim makam şoför olmam, işte ilkokul mezunu olmam vesaire. Bunlar hani seni etkiler mi? Mesela yarın gün arkadaşının da işte eşin ne iş yapıyor, okulu nereden mezun dediği anda senin için bu şey olur mu? Hani arkadaşlarına kendini mahcup hisseder misin? Benim etkiliyordu mesela bunlar. İlk baştaki fikrimin değişme sebeplerinden bir tanesi de buydu yani. Yani arkadaşların dediği vesaire bunları hayır ya takmam. Benim yanında sevdiğim adam var. Umurumda değil hiçbir şey. Hem o şekilde düşünüyorum hem de zaten seni gördüklerinde vay be diyeceklerini biliyorum. Çünkü gerçekten çok düzgün bir şekilde yetişmişsin. Kendini yetiştirmişsin. Önemli olan bu. En iyi benim de az sonra. Açtıktan sonra konuşalım istersen. Yalnızlık yaşamda bir an. Hep yeniden başlıyor. Dışından anlaşılmaz ya da kocaman bir yalan. Benim için çok güzel şeyler de bazı arkadaşlar yazdı ama balon gibi patladı. İnşallah bu da balon gibi patlamaz. Az sonra en iyi benimde. İlker sorsana aylık harcaması ne kadarmış? Ayda ne kadar harcıyorsun? Yani aylık masrafın ne kadar? Her ay inan alışverişe gitmiyorum. Yani her ay derken bir gün gidiyorsun. Mesela ayda bir gün gidiyorsam tamam yani bütün masrafların aylık ne kadar? Telefon faturandan tut, yediğin yemeğe kadar. Her şey bir aylık masrafın bir aylık kadar? Benim kendi masrafımdan bahsediyorsun. Bir buçuk. Sen 1500 eğer TL'ye... Eğer alışveriş yaparsam. Alışveriş yaparsam 1500 TL. Alışveriş yaparsam. 1300 ya da. Emin misin? Evet, eminim. Gerçekten eminim. Hiç inandırıcı değil. İnanmadı, İlker bile inanmadı. Kendi masrafımdan bahsediyorum bak ve ben annemle yaşıyorum. Şimdi şöyle, neden güldün? Sakın yanlış anlama. Ben bu konuda tabii ki şeyim. Ben günde kahvaltı ederken bile 20 lira 30 lira veriyorum. Ki bu öğle yemeği hariç. Ayda toplasan 900 lira yapar. Ki ben böyle erkek olduğum halde makyaj, o bu çok fazla aman aman kendine dikkat eden bir adam olmadığım halde. Evet. Sen daha fazla harcayacağını düşünüyorum. Bak sadece kahvaltımı söyledim. Yani bak, ettiğin kahvaltı 1000 TL'ye yakın. Ben bir de sana alışveriş yaparken diyorum. Peki şöyle, ben bunu anladım. Zaten finalden sonra zaten inşallah göreceğim. Ama 900 TL, işte pardon 1300 TL harcadığına şu an inanamıyorum. 1300-1500 arası. 1500 dedi. Bırak. Alışveriş yapmazsam da eğer, alışveriş yapmıyorum. Telefon faturam,
taksiye biniyorum. Atıyorum her gün bindim taksiye. Evet. Çok uzak bir yere de gitmiyorum tamam. zaten. Her gün dışarıda çıkan bir insan değilim. Sadece köpeğim için çıkıyorum dediğim gibi. Onu gezdirmek için. Hı-hı. Yapmazsam da yine 600 taş şatlasın. Neyse ben hem tatlının güzelliğine hem de şunun güzelliğine şey oldum. Şurada bir mektup vardı bana açacağım dedi ama lafa daldık. Ay evet. Ben onu... Kusura bakma yok. Unuttuk onu. Ben bunu sana veriyorum. Açtıktan sonra konuşalım istersen. O zaman şimdi söyleyeyim. Açabilirsin istersen. Yok açtıktan sonra okuyabilirsin. Benim çok sevdiğim bir şiir. Özdemir Asaf'ın bir şiiri. Yani Özdemir beni Asaf. Anlatıyor. Evet. Yalnızlık yaşamda bir an. Hep yeniden başlayan. Dışından anlaşılmaz. Ya da kocaman bir yalan. Kovdukça kovalayan, paylaşılmaz. Bir düşün de beni sana ayıran yalnızlık. Paylaşılsa yalnızlık olmaz. Anladın mı peki? Anladım. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Benim için çok güzel şeyler de bazı arkadaşlar yazdı. Ama balon gibi patladı. İnşallah bu da balon gibi patlamaz. Ben biraz kalıcı olmasını istedim. Bunu da şöyle, çok özür dilerim, ben bunu da alacağım yanıma tatlı şeyle birlikte, tabakla birlikte. Çok teşekkür ediyorum bunu. Güzel yemeğin için, güzel tatlın için, güzel masan İlker. İçin sana çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Lütfen kulak verme. Ben şimdi sana kalbi vereyim. Alayım. Sen de bana olan duygularını ve düşüncelerini gerçekten... Kalpten yazmanı istiyorum yalnız. Bence romantik bir masa geçmedi bu akşam. Güzel şeyler yazdığını düşünmüyorum. Arkadaşça güzel şeyler yazmış olabilir ama ileriye yönelik hislerin olduğunu düşünmüyorum. Vallahi kızların şansı kalmadı gibi. Öyle mi dersin? Öyle diyorum, öyle düşünüyorum. Öyle de olacak. En iyi benim, ben. İlker'in kalbime ne yazdığını çok merak ediyorum gerçekten. Yarını dört gözle bekliyorum. Darling, you're so beautiful. My heart is shining. Ben de ilk başta güzelliğinden büyülendiğini düşünüyorum. Evet. Masayla birlikte bir bütün gibi gördü onu. Bir de bizimle yaşadığı, seninle olan, benimle olan, Melike'yle olan gerginliklerden sonra evet artık Merve'de bir karar kılayım gibi de oluştu kafasında. Ama Merve'nin... kısa sürdü. Merve'nin... Kesinlikle kısa sürdü. Ona karşı böyle hani her şey olumlu, evet olacak, oldururuz tavrından sonra... Kızlar yaşıyor musunuz kızlar? Evet seni dinliyoruz. Ne yapıyorsunuz? Yani karşımızda hiç romantik bir masa yoktu. İki arkadaş dertleşiyor gibiydiniz. Güzeldi, duyguluydu. Bunu bana söyleyemezsin çünkü benim masam gayet romantikti. Seren, senin masana hiçbir zaman laf etmedim. Senin masan şu ana kadar yediğim, içtiğim, gördüğüm en güzel masaydı. Bunu Merve'nin yanında da söylemeni istiyorum. Söylerim. Hatırlatacağım ama söz mü? Evet. Söz mü? Söz. Tamam. Ne evet şimdi bana? Sıra. Evet tam şimdi sırası. Bu arada bir şey diyeceğim. Evet. Neyse önümde kalsın. Evet dinliyorum seni. Seren ne istiyorsun? Ne söylememi istiyorsun? Az önce verdiğin sözü Merve'ye evet, söyle. Senin masanda evet benim hoşuma giden renkler olduğu için evet dedim ki senin renk masan... Renk mi yani? Renk nasıl? Mi? Renkten hayır, dolayı mı? Hayır her şey. Senin güzelliğin olsun, masan olsun, karşılaman olsun, bana söylediğin şarkı olsun. Bak bunları gördüm ama Merve'de de gördüm. Hayır ben... az önce bana dedin ki... Şu ana kadarki en iyi masa evet, senin masan. Evet en iyi masa. Masa senin masandı. Tamam bunu istiyorum ben. Ama en iyi yemek senin yemeğin değildi bak bunu da söylüyorum. Kimindi? En iyi yemek Yasemin'in yemeğiydi. Yasemin'in. Evet. Ama eleştirdin. Eleştirmedim yemeğe fırsat bulamadım ki. Hayır nasıl ya sarımsağı eleştirdin. Hayır şöyle bak Seren ben yemek diyorum çorba demedim. Bir şey demedim ki artık ben. Artık yeter ya gerçekten. Seren bak yani, sen. Ayrılacağız hala dır susun bir ya. Gerçekten. Biraz bağırsan bunlara. Yeter Merve. Ya. Sen dinlemezsen onlar da cevap vermeyecek. Merve, sana cidden beni karşılaman, yemeklerin, bu kalp, bana tabakta yaptığın jest, her şey çok güzeldi ki sen de çok güzelsin.
Bunu sana vermek istiyorum. Bunu bana en güzel şekilde yarın da teslim etmeni istiyorum. Tamam. Tamam mı? Çok merak sağ ol. Bana müsaade. Herkese yarın konuşacağız. Yarın konuşacağız. Çok merak ediyorum. Çok İstersen giydireyim ben. Çok sağ ol. Ben tabağımı unutmayayım. Onu vereceğim sana hemen. Tamam. Bir dakika. Kızlar yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sen de kendine çok iyi bak. İnşallah hayırlısı olur yarın için. İnşallah. Tabağı eve mi götüreceksin? Tabağı eve götüreceğim. Çok hoşuma gitti. Fotoğrafını çekseydin. Fotoğrafını çekmedi. Benim için güzel bir hatıra olacak o. Konuşmalarımız çok yoğun geçti. Bu akşam gerçekten çok güzel görünüyorsun. Hani çok yakışıklı görünüyorsun. Çok sağ ol. Çok beğendim seni. Benim karşımdaki aynadan olsa gerek. Senin güzelliğin bana yansıdı bu akşam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir akşamdı. İnan çok keyif aldım. Yani böyle masamızı kimse basmadı, masamıza kimse gelmedi. Evet. Çok güzel bir akşam oldu. Hem duygulu hem böyle mutlu bir geceydi. Çok teşekkür ederim. Tabağımı alayım. Evet. Bunu bir şeye koymadım bozulmasın diye. Yok bozulmasın. Çok iyi yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz yarın. İnşallah. Dikkat et kendine. Öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Sen de kendine dikkat et. Hoşça kal. Görüşürüz yarın. Hoşça kal. Hoşça kal. Evet. Ne düşünüyorsun Merve? Çok mutluyum şu anda. Her şey çok güzel gitti bence. Çok da beğendi her şeyi. En azından masamızı biri basmadı. Bilmiyorum belki de benden korktular söylediklerime karşılık. Yarın ne olacak sence? Yarın İlker'in doğru karar vereceğini düşünüyorum ben. Bence en iyi benim. Yarın İlker için en iyi benim. Ama bakalım o benim için en iyi olacak mı? Finalde neler olacak? Evde neler konuşulacak? Teyzemin, babaannemin kararı. Bunlar neler olacak? Bunlar tabii ki beni etkileyecek sonuçta. Onlar da ailem benim. Tabii ki benim kafamda bir insan var. Ama şöyle bunu yarın göreceğiz. Ben sizden habersiz Yasemin'le telefonla görüştüm. İnanamıyorum. Sizden habersiz. Arama gereği duydum. O olanlardan sonra, seni kovduktan sonra mı? Bugün mü peki? Evet. Bugün. Sizden sonra. Bizden sonra. Sizden sonra evet. Bugün final olduğu için ben Yasemin'le görüştüm. Seni evden kovdu ve sen onu aradın. Dedi ki ben senin yanındayım. Amacın sadece Yasemin'in gönlünü almak mıydı? Yasemin'in gönlünü almak derken Yasemin de benim gönlümü alabilir Merve. Ben yani bilmiyorum çok sinirlerim bozuldu.